Hepiniz tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle kalplerimizin ve gönüllerimizin pasını silen Kadıköy Osman Ağa Camii müezzini Veysel Aydın hocamıza da çok teşekkür ederiz. Değerli hocam, Allah razı olsun. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Allah razı olsun, teşekkür ederim. Hayırlı sahurlar diliyorum kıymetli hocalarımıza, üstadlarımıza. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. De. Çok sağ olun kıymetli hocam. Evet, evet. Efendim çok kıymetli konuklarımız var bugün. Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cafer Karadaş hocamız, misafirimiz. değerli hocam hoş geldiniz, sefalar getiriniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyiz elhamdülillah, sizler de iyisiniz. Elhamdülillah, çok şükür evet. sizi gördük daha iyi olduk kıymetli Allah hocam. Allah'a çok şükür, sağ olun, teşekkür ederim. Rabbim daha iyiyiz. Amin sosyolog yazar Yusuf Özkan Özburun hocam bizimle birlikte değerli hocam hoş geldiniz safa hoş bulduk hoş safa bulduk nasılsınız iyisiniz çok teşekkür ederim şükürden aciziz iyi olacağız inşallah iyi i̇nşallah. oluyoruz rabbim daha iyisi kıymetli hocam teşekkür ederim Cafer hocam Ramazan-ı Şerif bir Ramazan-ı Şerife daha kavuştuk elhamdülillah elhamdülillah nasıl geçti bu vakte kadar bu ramazan nasıl geçiyor hocam daha üçüncü sahurdayız ama evet eee tabii bizim açımızdan bir sıkıntı yok ama e, sıkıntılı olan insanları e, gördükçe e, işte haberlerini duydukça tabi bu Ramazan biraz buruk geçiyor. Evet. E, geçen Ramazanda e, biz bir deprem yaşamıştık. Evet. E, Şubat depremi. E, 4-5 şehrimiz etkilendi. 50 binden fazla insanımız. Can kaybına yol açtı. O Ramazan, geçen seneki Ramazan öyle bir buruklukla yaşamıştık. Ve bu sene e, o depremin yaraları yavaş yavaş sarılıyor. E, elhamdülillah. Gene iyi e, bir noktaya geldik o noktadan. Ama e, bu Ramazan da bir vahşetin içindeyiz. Aslında küçük bir mekanda bir vahşet ama öyle bir vahşet ki bütün dünyayı kaplamış vaziyette. Yani iki milyon insan küçücük bir alana sıkıştırılmış durumda. Kadın, çoluk, çocuk demeden katlediliyor. Bir soykırım yaşanıyor. İşte haberleri dinliyoruz. Ölenlerin yüzde yetmiş, yetmiş kadın ve çocuklardan oluşuyor. Kirli bir savaş. Evet. Zaten şu var, bu emperyalistlerin hiç temiz savaşı olmadı, onu söyleyeyim. Hep kirli savaşlar oldu. Yani o Haçlıların gelip Kudüs'ü kuşattığında da kan gölüne döndürdüler orada. Müslümanları katlettiler. Hatta gelen bilgilere göre kendilerinin verdiği bilgiler Yahudileri de bir sinagoga kapatıp yaktılar. Şimdi aynı şey Yahudiler yapıyor bakın burada. Yani bugünkü Siyonist Yahudiler Gazzelilere yapıyor. Biraz geriye gidelim. Şey bu yüzyılın hemen geçtiğimiz yüzyılın ortalarında yaşanan bir 2. Dünya Savaşı var kirli bir savaş hakikaten. Ee, yaklaşık işte 70 milyonla 100 milyon arası insanın öldüğü tahmin ediliyor. Yani en az verilen rakam 70 milyon. Orada da öyle. Şehirleri yakıp yıktılar. Kadın, çoluk, çocuk demeden insanları katlettiler. Hayvanlara kadar katlettiler. Şimdi bu şimdi Batı'nın bunu nereden aldığına bakıyoruz işte. İşte bugünkü işte çağdaş firavun, çağdaş evet. itler. Evet ne dersek diyelim artık yani. Ee, diyor ki biz işte bir işaya denen birinin kehanetini gerçekleştiriyoruz. Nedir o kehanet? İşte Amerika'nın bir şehrini kuşatmışlar, ele geçirmişler, canlı namına hiçbir şey bırakmamışlar. Yani affedersiniz hayvanlara kadar öldürmüşler. öldürmüşler. Ve diyor biz burada onu yapacağız diyor aslında adam. Göstere göstere geliyor. Yani biz diyor bu Gazze'de o iki milyon insanı yok edeceğiz. Hatta insanlar değil hayvanları da yok edeceğiz. Şimdi böylesine bir gözü dönmüştük var ve burada dünya seyrediyor. Hepimiz seyrediyoruz. Seyretmekten başka bir şey de yapamıyoruz. Ve Şimdi böyle bir Ramazan yaşıyoruz. Hakikaten bugün haberlerden işte insanın gözünün dolmaması mümkün değil. Evet. Bir çocuğa soruyorlar, gazeli bir çocuğa. İşte Ramazan geldi. Nasıl? E, sınız filan diye işte oruç tutuyor musunuz filan diye soruyorlar. çocuğun verdiği cevap çok acı. Biz zaten diyor 3 aydır oruç tutuyoruz. Yani Ramazan bize yeni bir şey getirmedi. Şimdi onun evet. için e, hani aç tokun şey tok açın halinden anlamaz derler ya işte biraz da aslında Ramazan iklimi odur. Tokun açın halinden anlamasını sağlamaktır bir e, ne derler empati kurmak. E, eski tabirle diğergamlık oluşturmak dediğimiz şey yani ötekinin halini anlayabilmek hem hal olmak hem hal olmak. E, acaba olabiliyor muyuz? Yani mesela sofralarımız oturduğumuzda o gazeli çocuklar, Gazzeli kadınlar, gazeli erkekler onlar e, aklımıza geldiğinizde şimdi orada ne olursak olalım, çocuk da olsak, kadın da olsak, bir erkek de olsak fark etmiyor. Düşünün yani çocuğuna bir şey getiremeyen bir erkeğin içindeki acıyı, evet. e, bir şey bulamayan bir çocuğun feryadını ya da çocuğuna bir şey hazırlayamayan bir kadının e, üzüntüsünü yaşayabiliyorsak hakikaten e, bu Ramazan'ı e, biraz böyle geçireceğiz. Evet. Allah sonumuzu hayır eylesin. Amin. Yani çok da uzak değiliz. Zannediyor ki insanlar ya bu Gazze bize çok uzak. Böyle bir olaylar biz yaşamayız. Bakın biz bu kıtlık olaylarını bizim büyüklerimizden biz dinledik. Kırklarda yaşandı. Yani 1940'larda İkinci Dünya Harbi'ne Türkiye girmedi ama o sıkıntıyı iliklerine kadar yaşadı. Ve Birinci Dünya Savaşı'ndaki o hırpalanmışlık yaşandı. O Balkan Harbi'ndeki göçleri yaşadık. 93 Harbi dediğimiz o göçler yaşandı. E şu anda ben Bursa'dayım işte. Bursa'nın neredeyse yüzde sekseni göçmenlerden oluşuyor. Evet. Nereden geldi? Balkanlardan geldi. İşte Kafkaslardan geldi. <laughs> e şimdi değişik göçler yaşanıyor işte. Suriye'den geliyorlar Balkanlardan. Şimdi Gazzeliler nereye gidecek? İşte diyorlar ki gitsinler. Ya öldüreceğiz ya gitsinler. Ya peki nereye gidecek bu insanlar? Nereye sığabilirler? Kendi memleketini niye terk etsinler? Artı şunu da görmüyor insanlar. Sanki bunu 7 neydi? 7 Ekim değil mi? 7 evet. Ekim'de başladığını zannediyorlar. Ya Gazze'deki insanların çoğunluğu zaten göçmen. Bir yerlerden sürülerek oraya sıkıştırılmış evet. insanlar. Yani bu insanlar oralı da değil. Evet. İnşallah e, Rabbim bize onlara iman gücü versin. Amin hocam. Bir gücü versin. İnşallah. onlarda iman gücü var hocam çok ciddi örnek bir evet, iman gücü var. Evet. İşte bize de ona da bize de ondan biraz Rabbim versin. <laughs> Amin. Yani bize de böyle biraz ne derler rahmet merhamet hele şu evet. emperyalistlere ne diyelim biraz insanlıklarını hatırlatacak başka bir şey istemiyorum yani bakın insanlıklarını hatırlatacak bir şey olsun. Yani çünkü ben artık insanlıktan çıktıklarını düşünüyorum. Yani evet. Bu hak batıl mücadelesi kıymetli hocam. Yani geçmişte de böyleydi. Kıyamete kadar da devam edecek. Ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor. Es-sa'idu billah bismillah. Yuridûne li yudfi'û nurallâhi bi effâhihim. Vallâhu mutimmu ve levkerihel Yani onlar, o kafirler ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Vallahi Allah kafirler istemese de nurunu tamamlayacaktır. Yusuf hocam sizin Ramazan-ı Şerifiniz nasıl geçiyor değerli hocam? Şimdi... Nasıl sorusu Hasan Basri kardeşim, aslını sormaktır. Yani senin gerçek duygun ne, içindeki tam da e, halis durumun ne, birincil halini sormaktır. Burada beni teselli eden, gönlüme ferahlık veren bir rivayet var. Çok güzel bir ifadedir o. Diyor ki Allah onun nezdinde gönlü kalbi kırıklarla beraber yani kalbimizin burkulması, biraz kırık olması, gönlümüzün böyle biraz efendim hüzünlü olması güzel bir şeydir. Yani evet. insana yakışan bir şeydir. Bu insani bir duruştur. Ve insanın o hemhal oluşunu, karşı tarafı hissedişini, onunla özdeşleşmesini efendim doğurur, ortaya çıkarır ve bu insanı insan yapar. İnsan hissedendir, fark edendir. Buna kapı aralar diye düşünüyorum. O yüzden kalbi kırıklarla beraber olan bir Rabbimiz olduğunu bilmemiz lazım. Evet. Şimdi tarihin de çizgisine baktığımız zaman iki temel çizgi var. Bu yeni değil. Bu yaratılışın aslında esası, üstül esası derler eskiler. Aynen. İkili oluşu, dual. Yani iki tane temel esas var. Adem'in iki oğlundan biri olan, hani Kur'an'da geçmese de biz biliyoruz onu, Habil ve Kabil. Şimdi bir Habil çizgisi var. Habil çizgisi efendim insanlığı tamire yönelik, halim selim, hakkı hakikati hatırlatan, ondan sonra ahireti, ebediyeti, sonsuzu hatırlatan, bir iman ve takva ile hareket eden, efendim adağını sahiplenmeyen, adağın zaten Allah'ın mülkü olduğunu bilen, bir de elindekini avucundakini kendi mülkü bilen, bu mülk edinmişlik duygusu üzerinden ego, yani nefsin emmare mertebesini şişirmiş olan, tahribe yönelik, yıkıma yönelik efendim ve karşı tarafa şiddete yönelik bir çizgi var. Bu çizgi kabil çizgisidir. Öldürme çizgisi, tahrip çizgisi, yıkım çizgisi, öfke çizgisi ve dünyayı mülk edinme. Yani sahiplilik duygusunun çok derin olduğu bir çizgidir. Evet. Şimdi dolayısıyla bu iki unsur şu anda da günümüzde sahneleniyor. Biz de buna bu an, şu anda şahit oluyoruz. Hani seyirci evet. oluyoruz ama bir yandan şahit oluyoruz. Burada aslında dönüp kendimize bakmamız lazım. Kendi içimizde de bu savaşın bir simülasyonu olabilir. Yani Gazze ve İsrail savaşı bizde de oluyor. İçimizde de oluyor. Ve burada aslında Ramazan bizim insani ayarlarımızı bize yeniden hatırlatarak, bizi oraya davet ederek, bizi tırnak içinde bugünkü konumuzla, insan olmamızı gerçek bakın beşer değil beşeriyetten insaniyete yükselmemizi temin edecek olan imana ve duruşa davet ediyor Ramazan ben Ramazan'ı bir yani Allah'ın mahluku olduğumuzu tamamen her şeyin onun tarafından bize verildiğini Habil'in inancı buydu. Evet. Malikiyet duygusu yoktu yani burası benim mülküm diye düşünmüyordu. O adadıklarını sahiplenmiyordu. Kırılmaç oradadır takva noktasında hani Allah ancak muttakilerin adaklarını kabul eder hitabını hatırlayacaksın. Şimdi dolayısıyla Allah diyor ki biz oruç tutmakla ve Ramazan'la aslında bir tecdidi iman da yapıyoruz eğer farkındaysak. Eğer derin bir farkındalıkla hissederek fark ederek bakabiliyorsak o da şudur. Bedenim bana ait değil. Ben bana ait değilim. Hiçbir şey kendine ait değil her şey onun mahlukudur ve her an yaratılışına sahnedir, konudur, muhataptır efendim diye bunun bir ilanını yapıyoruz. Bu çok önemli bir şey. İnsanda çünkü sahiplenme bir şeye malikiyet duygusu katılaşırsa bu tahribatın yıkımın temelidir. Bakın bugün dünyayı dizayn etmeye çalışan işte emperyalistler, başka neo güçler bunların temel duygusu şu dünya bizim oyun alanımız. Evet. Ve biz bu dünyayı kendi isteğimize göre deşifre ediyoruz. Burada yani bir takım sosyolojik siyasal analizler var i̇şte 300 tane aileden bahsediyor dünyada. Bilemeden onların yavruları 400 aile. Bunların bir kısmı psikopat, sosyopat ve dünyayı bildiğin hani böyle maket oyunlar vardır ya orada oynar. Onun gibi kendileri kurgulamak istiyorlar ve bunun çılgınlığı içindeler. Bu onlara bir haz veriyor. Çılgınca işte bir takım aile isimlerinden bahsedilir. işte evet. Rothschild ailesi, ıvır zıvır falan. Onlara girmek istemiyorum. Siyasal analistler çok kullanırlar bunları, söylerler. Ben bunun bir gerçekliği olduğuna inanıyorum. Komplocu sadece bakmak anlamında değil. Bunlar da e, her şeye kendilerinin dünyayı bir kendi mülkleri gibi görüp o mülkleri üzerinde istediği gibi oyun oynayacakları ve onun şehvetine kapıldıkları, tutkusuna kapıldıkları bir duygu var. Bir hal var. Güç de evet. onlarda, sermaye. Ekonomik dizayn, sosyal dizayn, yeni bir insan türünü çıkarma. Hocamla da bahsini ettik programdan evvel. Yani insan 2.0. İnsanın yeni bir versiyonunu üretmek. Ve buradan da kendi sistemlerini o oyun tezgahı gibi gördüğü dünyayı kendi isteklerine göre yönlendirmek. Burada mevzu şu. Bizim asli ayarlarımızla imanı sahici buluşturmak. En önemli şey ezberlerden kurtulmak. Ben imanın evet. önündeki en büyük engelin diskur, söylem, e, dönen o ezbere laflar dinde de bu bulaşmış bu illet. Dinde bizi taklide mahkum ediyor. İmanın da lezzetinden, hazından anlaşılmasından ve hayata yansımasından bizi şey yapıyor. Bir, bir ezber tutturmuşuz. Diskur oluşmuş zaman içerisinde. O dönüp duruyor. Hı hı. Şimdi bunu yıkmamız lazım. Bunu yıktığımız zaman iman dem ve damarlarımıza sirayet edecek. Dem damarlardan da amilus salihat. Evet kapı aralayacak diye ümit ediyorum. Efendim. Hocam, onlara değineceğiz ama ben meseleyi baştan alalım istiyorum. Önce imanı anlamamız lazım. Evet. İman Hı. nedir, ne değildir? Bunu bilmemiz lazım. Bu noktada Cafer Hocama sözü vermek istiyorum kıymetli hocam. Kur'an-ı Azimuşşan'da Rabbimiz ya eyyuhellezina amenu. Yani birçok hitabına ey iman edenler şeklinde başlıyor. Akabinde Yasakları bildiriyor ya da yapmamız gerekenleri bize bildiriyor. Ama ey iman edenler tabiri önemli. Buradan maksat nedir değerli hocam? Yani iman nedir? Yani iman dediğimiz, e, Yusuf Bey güzel söyledi. Bu ezberleri bir bozmamız lazım. İman dediğimiz aslında kişinin kendini tanıması. Kendini tanıması ne demektir aslında? Şöyle söyleyebiliriz. Ben neyim, ne kadarım ve nasılım? aslında bu soruların cevabını vermektir. Yani ben neyim dediğimizde kendimizi ne kadar tanımlayabiliyoruz? Ne kadarım dediğimizde işte bakın buradaki kadar kelimesi nedir? Bir ölçü bildiriyor. Evet. Mesela neye gücüm yeter? Ne kadara gücüm yeter? Ne kadarını bilebilirim dediğimizde bakın bir sınırlar ortaya çıkıyor. Ve iki şeyin iki sınır arasında duruyoruz biz. Bir mekan sınırı, iki zaman sınırı. Bulunduğumuz mekanı bilebiliyoruz bulunduğumuz zamanı bilebiliyoruz. Öncesine, sonrasına gitme gelme gibi bir durumu söz konusu değil. Nasılım dediğimde bakıyoruz işte ya ben nasıl nasıl oldum dediğimizde e, nasıl olduğumuzu da bilemiyoruz. Mesela bir insan doğumunu bilir mi? Hayır. Asla bilemez. Ne zaman doğduğunu kimden öğreniyor? Annesi. Başkalarından babası. öğreniyor. Annesi, babası fark evet. etmez ama başkalarından öğreniyor. Bakın ne zaman doğduğunu başkalarından öğreniyor çocukluğunu başkalarından öğreniyor. O zaman şöyle bir durum söz konusu sanki. Yani ben kendi kendime yetebilen bir varlık değilim. Bir kere anne babaya muhtaçım. Var olabilmem için havaya, suya muhtaçım. O zaman burada şunu görmemiz gerekiyor. Yani ben neyim, ne kadarım ve nasılım dediğimizde sınırlarımız çiziliyor aslında. Ve bu sınırların ötesini bilme şansımız da yok. Şimdi hadi anne babam diyelim. Ee, anne babamın da bir anne babası var. Onun bir anne babası var. Silsile halinde. Silsile gidiyor. halinde gidiyor ileri doğru. Onu, onu bulmak da mümkün değil. Yani ileri doğru gitsek öncesini keşfetmemiz de mümkün değil. Sonra bir bakıyoruz ya tamam anne babamın babası vardı. Sonra öldü. Ve ee, bu anne babam da yaşlanıyor. Onlar da ölecek. E ee, ben de yaşlanıyorum. O zaman insan ya doğan, yaşlanan, sonra ölen bir varlık işte netice itibariyle. Öyleyse öncesini ve sonrasını bilebilmemiz için demin ne dedik işte bakın doğumumuzu bile bilmiyoruz biz. Evet. O zaman dışarıdan bir desteğe ihtiyacımız var. Bilgi desteğine. İşte Allah Teala peygamber gönderiyor diyor ki ya seni Allah yarattı. Allah yaşatıyor, Allah öldürecek. Sonra belli bir müddet o ölüm hayatı dediğimiz o kabir hayatı dediğimiz orada kalacaksın. Sonra tekrar diriltileceksin. Sonra hesap olacak. Şimdi işte bakın burada bir güveneceğimiz bir yer arıyoruz. Aslında iman demek güvenmek demektir. Çünkü kendimize güvensek yeterliliğimiz belli. Anne babamıza güvensek onların yeterliliği de belli. Yani sınırlı. Öyleyse sınırsız bir güce ve kudrete ihtiyacımız var. Ve onun bildirdiği kadar bir bilgiye sahibiz. Onun bildirdiğine de işte peygamber göndererek bildirdiği kadar. Çünkü bakın doğumdan ö Doğumumuzu bilmediğimiz gibi öncesini de bilmiyoruz. Evet. Ölümü ne zaman olacağını bilmediğimiz gibi hadi öldükten sonrasına dair de bir bilgimiz yok. O zaman bütün bu bilgileri bize veren bir varlığın bizi var ettiğini ve neticede bize bir anlam yüklediğini, hayata bir anlam yüklediğini bilmemiz gerekiyor. İşte aslında bu nedir? İnsanlığımızı kavramaktır. Şimdi Yusuf Bey orada güzel dedi. Yani insanı bir üst versiyona çıkartmaya çalışıyorlar. Hani bu gençler update etmek diyorlar ya. Evet. insanı yükseltmek. Peki yükselttiğinizde ne olacak? Neyle yükselteceksiniz? Gene bir dış destekle. Neye güveniyorlar? Kendi yaptığı, insanın kendi yaptığı, ürettiği, icat ettiği yapay zekaya güveniyorlar. Peki yapay zekayla desteklenmiş insan diye düşünüyoruz da insan diyoruz orada. O insan yapay zekanın bir parçası mı yoksa yapay zeka insanın bir parçası mı? Peki hangisi hangisine hükmedecek? Yapay zeka mı insana hükmedecek, İnsan mı yapay zekayı dediğimizde bakın orada da cevabımız yok. Buradan işte Kur'an-ı Kerim'deki o kıssalar aslında bize çok önemli bilgiler sunuyor. Evet. Samiri kıssası vardır. Buzağı yapıyor. Bir böğürme sesi çıkartıyor sadece. O da bir mekanizmayla bir heykel aslında ve yaptığına tapıyor ve o yaptığının tanrı olduğunu düşünüyor ve onun etkisi altına giriyor. Aynen bakın bu yapay zeka sanki Samiri'nin buzağısı gibi bir durum. İnsan bir şey üretiyor, o bir şeyden medet umuyor, kendini bir üst versiyona onunla çıkartabileceğini düşünüyor. Ve burada hani Hazreti Adem ile Hazreti Havva'yı şeytan nasıl kandırmıştı? Ölümsüz olacaksınız, ebedi olacaksınız. Melek ve melek olacaksınız. olacaksınız. Yani evet. kusursuz olacaksınız. Şimdi diyorlar ki biz bu yapay zeka ile insanı, transhumanizm falan adını evet. da koymuşlar. İnsanı ölümsüzlüğe doğru götüreceğiz. Artı kusursuzluğa doğru götüreceğiz. Yani aslında şeytanın önceki yalanının bir tekrarını Tekrar, yaşıyoruz. Tekrar bir versiyonu, yeni versiyonu. Aslında olacak şeyi söyleyeyim ben size. İnsanı makinanın parçası haline getirecekler insanlıktan çıkartacaklar. Robotlaşacak. Tabii. Zaten bakın şu var. Eğer insan demin o sorduğum soruları cevaplamazsa, doğru cevaplarını bulmazsa bugün bakın o Netanyahu gibi insanlıktan çıkmış bir varlık haline gelir. Evet. Ya da Siyonist Yahudiler gibi ya da emperyalistler gibi. Ben sadece burada Netanyahu'nun sadece İsrail'in suçlanmasını yeterli bulmuyorum bu emperyalist güçler yani bu bunu Netanyahu'yu destekleyen o güçler aslında burada temel suçludur. Bunu görmek lazım. Burada bakın Kur'an-ı Kerim'de insanı anlatan iki şey vardır. Yani imanı biraz oradan götürmek istiyorum. Bu Beyyine suresinde iki ifade geçer. Hayrul beriyye ve şerrul beriyye. İnsanı tanımlar. İnsan öyle bir varlıktır ki hayvanlardan daha kötü durumda olabilir. Melekten daha yüksek bir durumda olabilir veya oradaki tabirleriyle söyleyeyim. Yaratılmışların en hayırlısı olabilir, yaratılmışların en şerlisi olabilir. Bunu kim belirleyecek? Bunu biz belirleyeceğiz. Bunu neyle belirleyeceğiz? İmanımızla belirleyeceğiz. Eğer evet. bir Rabbimizin olduğunu bilirsek, insan olduğumuzun farkına varırsak, sınırlarımızı görürsek ve o sınırlar içerisinde hareket etmeye razı olur, kabullenir ve o şekilde bir hayat tarzı oluşturabilirsek aslında insanca bir hayat yaşamış oluruz. Evet. Aman nasıl bir insan oluruz? Evet. Yaratılmışların <laughs> en hayırlısı bir insan olur. Ama bu sınırları görmez de her şeye hükmetmeye kalkışırsak o zaman en Netanyahu şart. gibi ya da Siyonistler gibi bakın orada katleden, öldüren, kana susamış yani ne derler? yaratılmışların en şerlisi bir konuma kendimizi düşürmüş oluruz. İşte Esfeli safiliğin dediğimiz de budur aslında. Hocam siz meseleyi doğumdan aldınız. Şimdi ben de biraz oradan gelmek istiyorum. E, Yusuf hocam bir psikologtan dinlemiştim. Diyor ki insan eğer ki o 0-2 yaşlık sürecini ya da çocukluğa geçiş evresindeki belirli bir yaşa kadar olan sürecini hatırlasa psikolojik olarak çökerdi. Çünkü o kadar hızlı öğreniyor ki her şeyi evet. E, ve düşünseniz ediyor. Yani öyle bir öğreniyorsunuz ki travmatik olaylar var orada aslında. Eğer ki onu hatırlasa insan o travmalardan kurtulamaz dedi. Gerçekten çok da hoşuma gitti hocam. Dedi bazen unutmak iyidir dedi orada psikoloji. Unutmak nimettir. Yani unutmak nimettir dedi. Evet, evet, evet. Ama hocam insan şuradan alalım meseleyi. Diyorlar ki iki kökten gelir. Bir nesiye bir de enese kökünden. Yani bir unutan varlık unutan, anlamında bir dostluk kuran. ve dostluk kuran. Ünsiyet, ünsiyet kuran anlamında. Yani o unutsan varlık da işte Rabbin nimetlerini unutan, Rabbin varlığını, birliğini unutan ve hayatında ifade ettiğiniz gibi kıymetli hocam imandan bir haber olup o bütün zulmü yapan zalim bir varlık olarak hayatını devam ettirir unutan kişi. O unutan kişiye de hatırlatıcılar gelir, peygamberler yani hatırlatır peygamberler insana. O unutan varlığa bazı şeyleri hatırlatır, kim olduğunu hatırlatır, nereden geldiğini, ne amaçla geldiğini hatırlatır hocam. Bir de ünsiyet kısmı hocam. Sizin alanınız sosyolog olduğunuz için insan sosyal bir varlık. İşte bu anlamda mesela iman etmek anlamında kıymetli hocam. imanın sosyal olan insana katkısı ne peki? Neden önemli? Şimdi e, ben sosyallik deyince artık kendi dünyamda bütün kainatla insanın bağını düşünüyorum. İnsan bütün kainatla zerreden küreye kadar irtibatlı, bağlantılı bir varlıktır. Uzak galaksilerdeki yıldızlar da bizi ilgilendiriyor. Bugün mesela internette en çok ilgi gören haberlerden biri uzay haberleridir. Evet. En çok ilgi gören haberlerden biri de atom altı dünyayla ilgili yapılan çalışmaların haberleridir. Hatta günlük haberlerde taşınır. Yani insan alaka kuran bir varlıktır. ilgi kuran bir varlıktır. Şimdi bu ilgi ve alakayı kurarken neye mensup olarak kuracak? Neye nispet edecek? neye nispet ederseniz bakın biz şimdi Gazze ile alakalıyız, Myanmar'la alakalıyız, dünyanın ta öbür tarafındaki hiç görmediğimiz insanlarla bir duygu bağı, bir insani bağ kuruyoruz. Evet. Efendim yolda e, perişan halde bir kedi görsek onunla bir bağımız var, bir duygumuz var. Kim olursa olsun bu kırılmış bir dal gördüm ben çam ağacında mesela üzüldüm ona. Geçen gün baktım hatta tekrar tutturabilir miyim falan diye uğraştım olmadı. Bir dalla benim duygu ayarlarımın bağlantısı var. Bu benim yazılımımda var. Hadi hadi yaratılış falan demeyelim. Şimdi daha genel konuşalım. Bu benim varoluşumda, içimdeki dizaynda, içimdeki sistemde, ayarlarda var. Evet. Ben bir küçük dallada, da bir kedi yavrusuyla da bağlantılı bir vardı. Şimdi bu bağlantımı neyle ve nasıl kuracağım? Bu bağlantımı neye nispet edeceğim? O yüzden burada bir motto, bir cümle söylüyorum. İman mensubiyettir. Yani iman bağ kurmaktır. O bağı da bir şeye bağlamaktır. Yani kendini bir kaynağa bağlamaktır. Bir kaynağa bağlamazsa insan dünyada huzur bulamaz. İnsan dünyada serseri mayın gibi efendim sağa sola çarparak sürekli dolaşır. Aynen, aynen. Huzursuz, tedirgin, sıkıntılı, gergin, öfkeli bir varlığa, yıkıcı bir varlığa dönüşür. İşte kabil psikolojisi orada tetiklenir. Harekete evet. geçer. Ha, imanın da hocam bir kısmına işaret etti. Teşekkür ediyorum. Aslında iki boyutu vardır. Birincisi inanmak, yani bağ kurmak, bir mensubiyet oluşturmak. İkincisi itimat ve güven, emniyet duygusu. Evet. Şimdi bakın biz burada huzur içinde program yapıyoruz. Niye? Benim, sizlerin beni öldürmeyeceğinize, bir anda çıldırıp üzerime saldırmayacağınıza, arkadaşların cinnet geçirmeyeceğine, buradan bir bomba patlamayacağına dair bir emniyet duygum var. Evet. Bu emniyet duygusu olduğu için tamam ve dokunduğum içtiğim su siyanürlü mü falan diye böyle paranoyakça duygularım olmadığı için abartıyorum biraz. Evet. Ondan sonra olmadığı için burada ben huzur içinde suyum içiyorum, çay içiyorum, sizinle sohbet ediyorum. Bu duyguya, bu güven duygusuna, emniyet duygusuna ihtiyaç var. Senin iyi bir insan olduğuna özünde, hocamın çok iyi bir insan olduğuna özünde ne yapıyorum? İnanıyorum ha. Şimdi iman da bizim dinle kurduğumuz ilişkide, ilişki biçiminde kendini yeşillendiren, ne şu nema bulduran, ortaya çıkaran bir özelliktir. Dinle nasıl bir bağ kuruyorsun? Dinle varlığı, oluşumu, hayatı, fenzur diyor ya. Fenzur, Allah'ın en önemli hitaplarından, emirlerinden biri de budur. Fenzur, ben bütün aleme, evrene, varlığa baktığımda, insan alemine baktığımda, kendime baktığımda bunları neye nispet edeceğim? İman nispet etmektir, mensubiyettir, bağlanmaktır, bağ kurmaktır. Bu bağı da inanç, inanmak ve güven ilişkisiyle oluşturmaktır. Bunları yapmazsa bunun yerine sahte inançlar, sahte güvençler geliştirir. Evet. İman etmemek mümkün değildir. Ya ben din, kardeşim, inanç, inanç takmıyorum. Şimdi psikolojik danışmanlık yani yaptığım için ben çok bu vakalarla çok çalışıyorum. Ben yani daha önce de söylemiştim geçen sene. efendim ateizm, deizm, işte inanmıyorum falan. Tamam ama inandığım bir şey var bak. İnanmamaya inanıyorsun. Evet. İnanmama, inanmaktan hareketle inanmamayı türetiyorsun. Orada Ama bir zemin var. İlla ki bir şeye inanma ihtiyacı i̇nsan hissediyor. İnsanoğlu öyledir yani kendine inanır. Ondan sonra kariyerine inanır. Dünyanın bir gün işte insanlığın ölümsüzlüğü bulacağına inanır. Bilime inanır, felsefeye inanır, teknolojiye inanır. Bir şeye inanır, bağlanır, bağ kurar ve ona karşı bir güven duygusu geliştirir. Ama o güvendiği dallar elinde kalır. Gerçek bir mensubiyet değilse... Kainatın, bütün evrenin zerreden küreye, insan aleminin gerçek bir ebediyete seni intikal ettiren, sonsuzla bağlantılandıran bir bağ kurmaya ihtiyacı vardır. İman orada ortaya çıkar. Yani iman mensubiyettir bir. İman iki ayağı vardır. İnanmak ve güvenmek. Türkiye toplumunda bizim inanmak kısmında ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor. Hocamın alanı kelam kelamın belki güncellenmesi, halka aşağı indirilmesi, o yeni ilmi kelamdaki arayışlar falan İzmirli hatırlayalım. Aynen. Onlar hep ulema aramış aslında. Yeni bir dil geliştirip inanma ve güvenme, itimat, emniyet duygusunun tesisi. Bunlarla beraber imanın çok ciddi tezahürleri olacağını düşünüyorum ben ve imansız insanın gerçekten insan olamayacağı mottosunda söylüyorum. İmanla insan insan olabilir. Bakın beşer olabiliriz. Evet. Yiyen, içen, üreyen, çoğalan, tüketen, hadi dünyada bazı şeyleri de koruyan, hani iyi de o iyi bir beşerde olabiliriz. Ama insan olmanın, insan olmanın zirvelerinde dolaşmanın yolu evreni, varlığı, hayatı neye bağlantılandırdığınız ve ona nasıl bir derin ina, taklidi değil tahkiki derler ulema yani her şeyin üzerinde onun damgasını görecek şekilde. Onun bir imzası var varoluşta, yaradılışta. O evet. imzayı görecek bir nazar, bir göz, bir bakış geliştirerek tahkik, ta ta taklidi, iman da çok şey olmayabiliyor yani koruyucu olmayabiliyor. Yani çünkü günümüzde akıllar yaralıdır ve sorgulamayı icap ettirir. Yani ben gözlerimi yumarım, inanıyorum arkadaş. İşte senin Allah'ın ispatına dair bin tane efendim şeyin varsa, yolun varsa demek ki bin tane sorun var falan bir Öyle şeyler vardır hani böyle koca karı imanını, Yüce Ama koca karı imanı çağında zamanda değiliz ki. Aklın her yerden yaralandığı, soruların evet. her yerden üretildiği, insanın sürekli sorgulamaya ya bir tane çay alacakken markette bilmem basit bir şey alacakken bile 30 tane ürüne bakıyorsun ya. Yani insanoğlu seçeneklerle düşünmeye alışı, alışmış bu zamanda. Zamanın ruhunu iyi okumamız lazım. O yüzden koca karı imanı, övgüleri falan filan bunlar... E ümmete de, insanlığa da, herkese de zarar. Tahkik lazım. Bakacaksın her şeyin üzerinde Allah'ın ya da nispet ettiğin şey neyse imzasını görecek, tuğrasını görecek bir bakış geliştirmen gerekiyor. O yüzden insan imansız beşer olabilir. Hatta iyi bir beşer olabilir ama hayırlı bir insan olamaz. Hayır olabilmesi için iyiliğin ebediyetle Allah rızasıyla irtibatlı düşünmesidir. Ele alınması gerekir. Oradaki simya da dönüştürücü faktör imandır. Simyadır evet. iman yani. Adi şeyleri, sıradan şeyleri e, anlamlı hale ışıklandırır. Ve oradan da sana e, şey çıkarır. Bir e, güzellik erdem çıkarır. Bu ahlak da buradan ortaya çıkar. Aslında. Ahlak da bununla bağlantılıdır. Şimdi ben bu içtiğim çayı efendim sadece kendine nispet edersem efendim markasına nispet edersen bu çok dünyevi seküler bir bağlantıdır. Evet. Tamam mı? Ha çayı ben işte efendim sonuna kadar içerim dökmem falan diyebilirsin. Bu iyi bir davranıştır. Ama israfla Allah bu nimeti bana bu rızkı verdi. Ben de bunu israf etmemem duygusuyla ebedi, ilahi, dikey bir bağlantı kurarsan o hayır olur. Bak iyilikten evet. hayra geçiş. Dolayısıyla iman insanı insan eder. İnsanın varoluşunun temeli imandır. Varlığı bir şeye gerçek anlamda mensup kılamazsanız, nispet edemezseniz ve bunları çok anlamlı fark ederek ilimle irfanla oturtamazsanız boşlukta gezinir durur. Hocam ifade ettiğiniz o her insanın bir inanma ihtiyacı var evet. diye. O çok önemli bir husus. Özellikle bugün en çok karşılaştığımız problemlerden ateizm, deizm şeklindeki kişilerle olan münasebetiniz. O konuya da geleceğim ayrıca. Ama öncesinde ben meseleyi şuraya da getirmek istiyorum. Siz bir de dediniz ki imanın iki boyutu var. İnanmak ve güvenmek diye. Cafer Hocam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberlikten önce bakıyoruz ki bir lakabı var. Muhammedül Emin. Güvenilir Muhammed diye. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk tebliği yaparken de orada o güvenilir vasfına binaen bir hitabı var hocam. Safa Tepesi'ne çıkıp hani şu dağın arkasından bir ordunun yaklaşmakta olduğunu size bildirsem bana inanır mısınız diye soruyor Mekkeli halka, müşriklere. Onlar da diyorlar ki evet sen yalan söylemezsin çünkü sen Muhammed'ül Emin'sin diyorlar. Hitap bu şekilde. Sonrasında hocam onları bir dine davet ediyor. Yani dolayısıyla hocamın ifade ettiği o aslında inanmanın ve güvenmenin olduğu insanın kendini huzur içinde, afiyet içinde hissedeceği din içinde bir peygamber var ve o peygamberin vasfı güvenilir. Bu da ki, çok önemli bir husus diye düşünüyorum kıymetli hocam. Aynen. Zaten bakın e, o imanın güven boyutu o kadar önemli ki şimdi Hazreti Peygamber Muhammed el-Emin öyle nitelendiriliyor. Evet. Vahyi getiren Hazreti Peygambere vahyi getiren Cebrail'in ismine Emin, Ruhul Emin. Evet. Bakın orada da Emin kullanılıyor. Zaten bu Emin dediğimiz şey biz eğer o güven Yusuf Bey güzel söyledi orada. Yani tamam nispet edeceğiz de güvendiğimize nispet edebiliriz ancak. Evet. Aslında hayat e, güven üzere oturmaktadır. Aslında biz o güveni de inanç olarak şey yapıyoruz. E, bakın şimdi şöyle düşünelim. İktisadi hayat güven üzerine kuruludur. Evet. E, sosyal hayat güven üzere kuruludur. Yani bir sokağa çıktığımızda eğer bize zarar vereceğini bilsek bir şeyin çıkmayız. Düşünün şimdi bakın. O belde de yaşamayız bile hocam. Aynen aynen. Bir banka hakkında bir söylenti çıkartın. Banka batar. <laughs> Niye? İnsanlar güveni yok olur. Aslında hiçbir sorun yok. Ne bankada sorun var, ne e, girdi çıktısında sorun var, ne sorunu var? Güven sorunu. Aslında güven dediğimiz şey o kadar önemlidir ki hayat onun üzerine kurulmaktadır. Sokağa çıkarken, evdeyken, dışarıdayken, iş yaparken, ticaret yaparken her şey bakın güven üzere. Aslında burada e, ben o nispeti şöyle anlıyorum. Bu güveni eğer doğru yere kanalize edebiliyorsak işte bu iman oluyor aslında. Hakiki evet. iman oluyor. Yanlış yere kanalize edersek işte yanlışça gitmiş oluyoruz. Şimdi orada Hazreti Peygamber emindi. Bu emin lakabını da kendiler takmıştı. Yani <laughs> evet. Peygamber Efendimiz ben eminim diye ortaya çıkmadı. Anlatabiliyorum. muyum? E, bu o lakabı Peygamber Efendimiz'e takan Mekkeli insanlardır. O müşrik dediğimiz insanlar Muhammed güvenilir. Hatta o kadar güveniyorlar ki ya peygamber efendimizi peygamber olarak tanımıyorlar. Dinini kabul etmiyorlar. Ama diyor ki peygamber efendimize ya diyor de bir emanet var bunu sana bıraksam olur mu? <laughs> Bakın o emaneti koruyacağına güveniyor. Hatta peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret ederken yanında emanetler var. Bakın güvenirliğinden zerre taviz vermiyor. Hazreti Ali'yi yerine bırakıyor diyor ki bu emanetleri yerine ulaştır sonra sen gel. <laughs> ve hicrete giderken aslında hicrete niye çıkıyor Peygamber Efendimiz? Yani keyfinden çıkmıyor, seyahate çıkmıyor. Ee, Artık güvenilir belde tabii, olmaktan tabii, çıkıyor. Belki. Güvenilir belde olmaktan çıkıyor ve Peygamber Efendimiz'in zaten canına kastediyorlar. Evet. Artık orada yaşanamayacak bir durum olduğu için deyim yerindeyse sanki kaçar gibi çıkıyor Peygamber Efendimiz. Nitekim gizli gizli Medine'ye gitmek durumunda kalıyor. Ama giderken bile o insanlara güven güvenilirliğinden asla taviz vermiyor. Ya şunu da yapabilirdi o. Bıraktıklar emanetler alıp gitseydi o insanlar bir şey de diyemezlerdi. Evet. Ya biz bu insana kötülük yapıyorduk o da bizim malımızı aldı gitti derlerdi. En fazla bunu derlerdi. Bunu çok da görmezlerdi bakın o dönemin şartlarında. Evet. Ama bu ona yakışmazdı. İşte bakın Müslümanın nasıl olması gerektiğini de gör. En zor zamanımızda bile imanımızı muhafaza etmek, en zor zamanımızda bile o bize duyulan güveni yıkmamak. Bugün aslında temel sorunumuz bu, bizim Müslümanlar olarak temel sorunumuz. Yani bir kere bize ne kadar güveniliyor, artı biz ne kadar güveniyoruz. Bu ne kadar dediğimizin altında ne var biliyor musun? Samimiyet. Yani biz güven noktasında ne kadar samimiyiz? Gerçekten samimi olsak aslında birçok şeyi hallederiz. Şimdi bakın o Gazze hep zihnimize dolaşıyor. Oradaki evet. bakın temel nokta şu or, temel nokta samimiyet. O insanlar o kadar samimi ki o kadar birbirlerine güveniyorlar ki bakın İsrail'in aradığı bir şey var. Diyor ki gelin size ne isterseniz vereyim. Bana bilgi getirin diyor içerden. Veriyorlar mı? Vermiyorlar. Onun için de çözemedi bakın. Niye çözemedi? Çünkü o insanların birbirlerine olan güveninde çok ciddi bir samimiyet var. Derin bir samimiyet var. O yüzden imanın iki boyutu var. Bir sağlamlık, iki kontrol dediğimiz şey. Ben şöyle düşünüyorum o sağlam olmayı. Hani kapıyı kilitlersiniz. Eğer kilide güveniyorsanız gidip kontrol etmezsiniz. <laughs> Anlatabildim. Evet. Ama kilit konusunda şüpheniz varsa kilitledikten sonra bir de kontrol edersiniz. kontrol edersiniz. İşte eğer biz o derinliği yakalarsak, o sağlamlığı yakalarsak aslında kontrol etme im de 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 şey de yoktur, ihtiyaç da yoktur. Ama en azından ya ne olur ne olmaz bir kontrol edelim. İşte tahkik dediğimiz şey tam da budur aslında. Yani şöyle bir yoklamak kendimizi. O yüzden demin dediniz ya e ya eyyühellezine amenu ifadeleri vardır Kur'an-ı Kerim'de çokça geçer zaten evet. ey iman edenler. Hatta bir iki yerde de şu geçer. Ya eyyühellezine amenu aminu billahi ve resuli. Evet. diye bir tekrar geçer. Niye? Ya bir kontrol edin. Bu farkında olmak demektir aslında. Ya bazen hani o ünsiyet dedik ya insan evet. ünsiyet alışkanlık haline getirir bazen. Bazen perdeye dönüşür ha, ünsiyet. Perdeye dönüşür o perde. Hakikaten perdeye dönüşür. Bazen bu hayatta da yaşarız. Mesela gittiğimiz geldiğimiz yol bellidir. Bazen dalarız hayal kurarak gideriz bir yerden. Ya bir bakarız nereye geldim ben? <laughs> dediğimizde otomatik beyinle ot gidersin. Ha otomatik beyinle gidiyoruz. Nereye geldik dediğimizde bazen bilmediğimiz bir yola saptığımızı görürüz. Öyleyse nasıl ki hayatta bilinçli, farkında olarak hareket etmek söz konusuysa imanda da o şekilde olmamız gerekiyor. O yüzden Peygamber Efendimiz hani günde işte 70 kere istiğfarda bulunuyor. Evet. İstiğfar nedir aslında? Ya yaptığım bir hata varsa bu hatanın telafisi. Hani güzel bir şiir vardır. Tevbe ya Rabb'i hata rahına gittiklerime, bilerek ettiklerime, bilmeyerek ettiklerime. diye. Çok güzel. Şimdi hakikaten çok güzel. Evet. O hata rahı dediği de yani hata yoluna. Ola ki bir hata yoluna gitmişim. Bazen bilerek gitmiş olabilirim. Bazen bilmeyerek. Her ikisi için de tövbe ediyorum. Bu tövbe, istiğfar dediğimiz aslında imanımızın farkına varmak demektir. O farkı yakalamak dediğimiz şeydir. Sadece iman ettik oldu bitti yok bu. Zaten bu farkına varmayı da iki boyutlu yaşıyoruz aslında biz. Bir ibadet boyutu. Bir de istiğfar boyutu. Yani zaten insanın iyi olması sadece iyi şeyler yapmakla olmuyor. Evet. İnsanın iyi olmasının bir başka yönü de kötülüklerden uzak olmak ve kötülüğü engellemek dediğimiz şey. Onun için Kur'an-ı Kerim'de iki ifade geçer. Bir e, takva. Takva dediğimiz kötülük kötülüğe yaklaşmamak, kötülüklere engel olmak demektir. Bir de ihsan dediğimiz Tabii. bir kavram vardır. Bu da iyilik yapmak, güzelliklerde bulunmak, güzelliklerin yanında olmak demektir aslında. Eğer biz bunu yapabilirsek bakın o Peygamber Efendimiz o Muhammedül Emin. Zaten peygamber nedir dediğimizde biz peygamberi bazen çok daralttık, sınırlandırdık. Sanki bize sadece bilgi getiren bir kişi konumuna getiriyor. Evet. Öyle değil. Peygamber bir öğretmendir aslında. Örnek, en tabii, güzel Tabii tabii. Üsve-i diyor. bu istu muallimen buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ben öğretmen olarak gönderildim. Öğretmenin anlamı sadece öğreten değildir. Öğretmen aynı zamanda bir örnektir, bir rol modeldir. O yüzden biz Peygamber'e bakarak hayatımızı yaşıyoruz. İşte o Peygamber Efendimiz'in emin vasfını kazandığımızda aslında hani diyoruz ya, ya birazcık iyi Müslüman olsak, İslamlaşma gelişir. <laughs> Diyoruz ya hani Müslüman evet. olma dediğimiz şeyin önünü açmış oluruz. Bizi hep şöyle yanılttılar. Ee, Yusuf Bey güzel söyledi. Ezber diye. Bazı ezberlerle kandırdılar. Mesela İslam fetihlerle yayıldı. Evet. Hakikaten doğru. Yani mesela bizim buraya şurada bulunuyorsak Müslüman evet. olarak burayı fethettik. İslam Eyvallah. Kılıç dinidir. Kılıç dinidir. Söylendir. Eyvallah. Ama Şimdi baktığımızda Endonezya, Malezya, Hindistan'ın evet. alt tarafları, buraları Müslümanlar fethetmediler. Buralar nasıl Müsl İslamlaştı, yani, Müslümanlaştı? Tüccarlar. tüccarlar, Tüccarlar öyle bir İslam temsili gerçekleştirmişler ki evet. bir örnek Müslüman şahsiyeti orada sergilemişler ki insanlar hayran kalmış ya biz de Müslüman olalım demiş. Fas'tan mal yani, yani. Kılıç, evet. mılıç yok. Evet Biz o kılıç kısmına çok fazla. Halbuki İslam'da demin o kirli savaş dedim ya İslam'da kirli savaş yoktur. Aslında İslam'da savaş arzi bir durumdur. Esas olan barıştır. En son seçenek hocam. En son seçenektir. Hatta Peygamber Efendimiz şöyle buyurur hadis-i şeriflerinde. Evet. La tetemennu liqa'a aduvikum. Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Bu ne demektir? Savaş istemeyin. Evet. Fe laqitumuhum ama ola ki savaş çıkmışsa, saldırmışsa. o işte, zaman müdafaa da Yahudiler geldi, saldırdı. Bizim emperyalistler geldi bakın biz bir kurtuluş harbi verdik değil mi yani burada? İşte Yunan'a kadar, öbürüne kadar hepsi geldiler, başımıza çullandılar, Savaştık. O zaman sabit durun, kaçmayın diyor. Ondan sonra bakın en son şey geliyor işte, kılıç orada geliyor işte. İnnel cennete tahte zilali suyuf. Cennet kılıçların gölgesi altındadır. Ama bu en son başvurulacak. Ki bizim savaşlarımızda kadına dokunulmaz, çocuğa dokunulmaz, din adamına dokunulmaz, mabedlere dokunulmaz ve daha da ilgincini söyleyeyim, meyveli ağaca dokunulmaz. Niye? Çünkü meyveli ağaç insanların ihtiyacı içindir. Evet. Karnını doyuracak. Bugün bakıyorsunuz İsrail nereye vuruyor? Fırınları vuruyor. Fırını vurmak ne demektir? İnsanlar açlıktan ölsün demektir. Erzak bekleyen insanları öldürüyor. Yani bu bu korkunç bir kirli savaş hakikaten. Ve bu savaşın sadece burada olduğunu düşünmeyelim. Emperyalistlerin bütün savaşları böyledir. Evet. Yani bu işte Avrupa'sı Amerika'sı fark etmiyor. Özellikle Huneyn Savaşı'nda kıymetli hocam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar çetin bir savaş ki Huneyn. Orada duyuyor ki bir çocuk öldürülmüş. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam çok tabii üzülüyor. E diyor ki niye böyle yapıyorsunuz ey ey Müslümanlar? Yani çocukları öldürmekten sakının, kadınları öldürmekten sakının diye tekrar tekrar orada söylüyor. Sahabeden biri çıkıp "Ya Resulallah, onlar diyor müşrik çocukları. Onlar müşrik çocukları. Ne olacak ki onları öldürsek?" Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam çok müthiş bir ifade kullanıyor hocam. Diyor ki sizin en hayırlarınız da müşriklerin çocukları değil mi? Yani Buyurun işte. çok tabii yerinde insani aynı zamanda değil mi ne evet kadar hocam. derinlikli bir izah. Yani, burada yani bugün, bugün insan olarak bakmak. Evet. Ondan sonra Müslüman, Müslüman Yani şurada birisi diyelim bir denizde birisi boğulurken biz ona sen Müslüman mısın değil misin diyebilir miyiz? Tabii diyebiliriz. Ya diyemeyiz. O, o, o insan ve onu kurtarmaya çalışırız. Evet. Ne olursa evet. olsun yani ateist de olabilir, Hristiyan da olabilir, Yahudi de olabilir, Müslüman da. Olabilir. Ama neticede nedir insandır yani. İnsan bir insani diyoruz hocam bir de imani mesele diyoruz ya Yusuf hocam. Aslında bu da önemli bir husus. Çok önemli. Çok önemli. Fark ne hocam? Peki? Şimdi bunları bunları birbirinden keskin hatlarla ayırmak çok yanlış. Şöyle söyleyeyim. Peygamber Efendimizin 40 yaşına kadar olan dönemini bazı ulema yani hem tefsir uleması var hem siyer alimleri var. Şöyle çok güzel yorumlamışlar. Diyorlar ki 40 yaşa kadar olan dönem Hazreti Peygamber için insanlaşma dönemidir. Vahye hazırlık ve insani olgunlaşma dönemidir. Çünkü hani bir yerde zemin hazır olmadan oraya hani mahane hane mamur olmadan teşrif olmaz derler evet. Or oraya gelmez padişah. Şimdi o insanlaşma dönemidir. 40 yaşından sonra da İslamlaşma dönemidir. İnsaniyetle yani aslında in bunlar birbirinin iç ve dışıdır. İnsaniyeti dışa çevirdiğin zaman İslamlaşma, İslamiyeti içe çevirdiğin zaman insanlaşmadır. Çünkü fıtrat, İslam, bunlar birbirinden kopuk değildir. Ama bunları birleştiren, bunları bir potada eriten, bunlara ruh üfleyen imandır. Çünkü hatırlayalım, Arabiler yani bedeviler biz iman ettik derler. Hayır siz iman etmediniz. Sadece teslim olduk deyin. İslam oldunuz ama iman kalbinize işlemedi kalbinizde tam anlamıyla yer etmedi. Şimdi bak bu çok önemli bir şey. Evet. Değil mi efendim? Şimdi dolayısıyla iman ve İslamlaşma ve insanlaşma bunları bir bütün halinde ele almak, bunları birbirinden ayırmamak da çok önemlidir. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, mesela biz sağlıklı bir din telakkisi ama çok önemli bu. Sağlıklı bir din telakkisi olmazsa o da bizi insaniyetten uzaklaştırabilir. Ben bunu çok örneklerini yaşıyorum. Evet. Örnek vereyim. Şimdi Yahudi imanı Yahudi imanı bugünkü katliamların temelidir. Yahudilerin çünkü ana temel inanç esaslarında kitaplarında geçen ana şeyler var. Anlatılar var. Öğretiler var. Geçmişteki savaşlara göndermeler yapar. Onların eşeklerini öldür, kadınlarını öldür, kızlarını öldür, hatta her şeylerini öldür gibi Talmud'da ana metinde şeyler var. Yani ve, bir ibadet olarak yapıyorlar. Tabii ve bu fariza yani o her şey o geçmişte Filistinlilere yönelik bir ifadedir. O, onun geçtiği yerler var. Şimdi buradaki iman undelerini adam benimsemiş. Buradan bir inan sistemi geliştirmiş. Bu inan sistemine göre davranıyor. Evet, evet, aynen. Fakat dikkat edelim. Zülfü dokunalım. okunalım. Biz de yanlış, problemli, sıkıntılı dini telakkiler geliştirmişsek. Bunları şapla şeker birbirine karışmışsa. Bunları iyi ayırt edemiyorsak. Bunları ayırt edecek bir ölçü, miyar kendi dünyamızda oluşturamamışsak. Bunlar da bizi patolojik sıkıntılı, sorunu hale getirebilir ve biz de bir takım abusluluk davranışlarda bulunabiliriz. Biz de zulümler üretebiliriz. Adımızın Müslüman olması bizi kurtarmaz. Yani. Ben iman ediyorum deyip kahramanlık yapmak bizi kurtarmaz. Yani burada dönüp kendimizi de tahkik etmemiz lazım. bunu. Şimdi ben örnek vereyim size. Evet, Somutlaştırayım. Psikolojik evet. örnekler de versin. Şimdi imanı taklitte kalıp imanla kurduğu bağ yüzeysel ondan sonra sati Efendim, Bir takım böyle e, tarihi referanslara dayanan, bir takım sosyal referanslara dayanan insanların imanı bir duvara tosladığı zaman çok çabuk tuzla buz oluyor ve çözülüyor. Bu çözülmeyi biz bugün yaşıyoruz. Biz bugün toplumda bunu çok görüyoruz. Örnek vereyim. Adamın dinle kurduğu bağ biz bu çok bir söylem halinde 40-50 yıl kullanıldı. Çünkü e, İslamiyet'i müdafaa etme anlayışı hakim oldu ya batı karşısında aşağılık kompleksi hissedip, Aşağılık kompleksi karşısında en büyük biziz, İslamiyet hepsini döver, hepsi bizde falan gibi bir söylem gelişti. Bu söylem bizim gençlerimize, hepimize yerleşti, dilimize dolaştı ve biz bunları da kullandık, kullanıyoruz. Örneğin adamın imanla kurduğu bahane biliyor musunuz? Bizim medeniyetimiz en güzel medeniyetti ve tarihin en büyük medeniyeti bizde bir medeniyet savunuculuğu. Bak evet. bu bir sosyal inanç profilidir, sosyal iman profilidir. Tarihte bizim medeniyetimiz diye çok pür böyle idealize ettiğim bir anlayış var ki medeniyetler insanların birikimleridir. Bütün medeniyetlerin içinde diğer medeniyetlerin birikimi vardır. Bir terakümdür. Yani Yunan medeniyetinin içerisinde Mısır vardır. Mısır'ın içerisinde Hint vardır. Bunlar hep birike 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 bir nehir gibi gelir. O nehir zaman zaman alivyonlarını bir yere bırakır. Aslında bizim medeniyetimiz lafını da mesela bizim sorgulamamız lazım. Ben mesela bizim peygamberimiz de diye söyleyemiyorum. Çünkü bütün insanlığa bütün varlığa gönderilmiş bir müjdeci bir mübeşşir bir muallim bunu biz dediğimiz zaman bir oradan tırnak içinde yani lütfen yanlış anlaşılmasın bir müslüman şeyi kabileciliği bir müslüman milliyetçiliği üretiyormuşuz gibi bir duyguya kapılıyorum ve o evrenselliği alem şumullüğü de aslında inkıta uğratıyoruz yani <gülüyor> <gülüyor> rahmeten <gülüyor> lil alemin evet. bak insanlık da değil alemin Şimdi bunun için şey diyorlar ya ümmeti icabe ümmeti davet. Ümmeti davet. Yani evet. bütün insanlık Peygamber Efendimiz'in ümmeti. Kimisi icabet Kimisidir, etmiştir, kimisi konusudur. Kimisi ya. de davete hazır bekliyor. Bak, Aslında evet. iyi bir davet yapılsa onlar da gelecek. Hocam, <laughs> hocam bu konular çok önemli. Evet. İstiyorum ki biraz daha televizyonu açınca insanlar konuşalım. Herkes dinlesin Tabii. istiyorum. O yüzden bir aramız varmış. Araya gidelim, gelelim ondan sonra devam tamam. edelim kıymetli <laughs> hocam. İnşallah. Kıymetli seyircilerimiz sahur sevinci programında kısa bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Bugün çok kıymetli konuklarımızla birlikte Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cafer Karadaş hocam ve sosyolog yazar Yusuf Özkon Özburun hocamla birlikte imanı konuşuyoruz. Hocam ilk bölümde çok güzel konulara temas ettik. En son dedik ki insani ve iman imani bir mesele. Bunun ayrımı nasıl yapılabilir şeklinde sizi sormuştuk Yusuf hocam. Güzel bir şekilde izah ettiniz bize. Ve değerli hocam istiyorum ki şimdi bu bölümde artık Biraz daha o taklidi imanı tahkiki imana çevirmeye dair konuşalım. Evvela taklidi ve tahkiki iman nedir Cafer Hocam? Ve o taklidi biz tahkiki kısma nasıl çevireceğiz? Evet bu taklidi bazen hoş görmüyoruz. Yusuf Hocamız da haklı olarak taklit dedi. Taklit düzeyinde kalmamalı. Hakikaten öyledir ama... Bazen şunu da düşünmemiz gerekiyor. Taklit olmadan tahkik de olmuyor. Evet. Yani özellikle bunu çocukların gelişiminde çok net görüyoruz. Çocuklar taklitle başlarlar. Ama e, özellikle o temyiz çağı dediğimiz akıl bali olduktan sonra aklını e, kullanmaya, farkındalık dediğimiz şeyi görmeye başladığı andan itibaren artık o kendine göre bir tarz oluşturmaya başlar. İşte o tarz oluşturması aslında tahkiktir. Evet. ya yani bir nevi hayatı nasıl yaşayacağını kime nasıl davranacağını kimin karşısında ne yapacağını hangi eşyaya hangi değeri vereceğini görmesi anlamında iman da böyledir aslında bir ölçüde sanki böyle taklitte başlar fakat öyle kalırsa o biraz tek düze bir şey olur nasıl böyle ezbere hayatı yaşamak gibi bir anlam ifade eder Halbuki insan biraz farkına Varan bilincinde olan bir duygu içerisinde olması gerekir. Arada bir imanını yoklaması, arada bir kendini yoklaması gerekir. Aksi takdirde insan tek düze bir monoton bir hayat içerisinde olur ki bizden bu istenmiyor. Zaten bakın bu Ramazan aslında monotonluğu bozan bir şeydir. Şimdi Ramazan olmasa her gün ne yapacağız? Biz sabah kalkıp kahvaltı yapacağız akşam yemek yiyeceğiz. Belki bazılar için öğlenleyin bir yemek yiyecek falan. Böyle bir hayat devam edecek. Şimdi Ramazan bu monotonluğu bozuyor. Ha demek ki farklı bir yaşamak da mümkünmüş diyebiliyoruz. Namazlar da öyledir. Bakın namaz dünya meşguliyet içerisinde giderken ha, ya şurada bir öğle namazı kılmamız lazım. Bir ikindi namazı kılmamız lazım diyoruz. Bu aynı zamanda bakın o ben namazlar biraz da şöyle yorumlarım. İnsana vakit bilinci kazandırır. Evet. Bakın Namaz dediğimiz şey e, gecenin ortasında değil. Nerede? Günün başlangıcında ve günün sonunda ve günün içerisine serpiştirilmiş durumda. Sabah uyanarak uyanıyorsunuz, namaz kılıyorsunuz, güne başlıyorsunuz. Günün ortasına geldiğinizde bir namaz kılıyorsunuz. Aa, günün ortasına geldik diye bir farkına varıyorsunuz. Sonra ikindiye geliyorsunuz ya gün bayağı gidiyor sonuna doğru ikindi en azından kurtaralım. Akşam artık gün bitti. Yatsı hatta eskiden şöyle derlermiş, yatsıdan sonra uyanık durulmaz. Yatılır. Niye? Çünkü sanki e, yat şeyisi gibi anonsu gibi e, kabul ediliyor. Hatta derler hocam saat 10 yatak 10 saat 3 yataktan 3. <laughs> şimdi biz biraz bakın son zamanlarda bu alışkanlığı terk ettik. Ben yani şimdi diyorlar ya bu. Ee, ya Avrupalılar nasıl oldu da bu kadar ileri gitti? Mesela bu Almanlar nasıl oldu da bu kadar e, ileri gittiler filan? Ee, yani ya şunu görmemiz gerekiyor. Allah çalışana veriyor. Dünya için çalışana dünyayı veriyor. Ahiret için çalışana ahireti verir. Ama her ikisi için çalışana her ikisini verir. Evet. Ben, benim mesela Müslümanlık anlayışım odur. Her ikisi için çalışma. Yani tek taraflı değil denge dediğimiz şey. Dünya ve ahiret saadeti. Tabii ki yani o dengeyi zaten bakın her namazın sonunda okuduğumuz ayeti kerime dua olarak okuyoruz da bize bunu veriyor zaten. Rabbena atina fit dünya hasaneten ve fil ahirete hasaneten. Ya Rabbi bu dünyada güzellik ver öbür dünyada güzellik ver. Tek taraflı istemiyoruz. Aslında Müslüman bilinci budur. Bu bilinci yakalayabilmemiz için hayatımızın içerisinde o ibadetle uyanacağımız Farkına varacağımız bir noktanın olması gerekir. İbadetin bir boyutu budur zaten. Ee, şimdi bakın insanlığı kaybetmek dediğimiz şey aslında ne zaman başlıyor? Ee, Yusuf Bey güzel söyledi onu. İmanı kaybetmekle ve ibadeti kaybetmekle başlıyor. Evet. Zaten bakın ibadeti kaybettiğimiz andan itibaren iman da zayıflamaya başlıyor. Öyleyse biz imanı güçlü tutmak istiyorsak orada bir ibadet dediğimiz şeyin bulunması lazım. Ee, bir koruyucu tabakanın Orada bulunması gerekiyor. Aksi takdirde koruyucu tabakası ortadan kalkmış, boşlukta bir iman gibi evet. durur. Nitekim şimdi geç e, bir önceki bölümde ateizm, deizmden sordunuz. Bugün de diyorlar ya bu ateizm, bu deizm nasıl gelişiyor falan. Nasıl gelişiyor? Çünkü biz dinin görünürlüğünü ortadan kaldırdık. Beni sormadım hocam. Sor, soracağım. <laughs> dinin görü, görünürlüğünü ortadan kaldırdık. O görünürlük ortadan kalkınca içerideki de zayıflamaya başladı. Çünkü o görünürlük işte ibadet dediğimiz şey. İbadeti kaldırdığınızda koruyucu tabakada gidiyor. Öyleyse biz koruyucu tabakayla birlikte gitmemiz gerekiyor. Tefsirlerde şey dikkatimi çekti. Bir ara bu Lüt kavmi, bu LGBT evet. çok konuşuluyor ya bugünlerde. Dikkatimi çekti. Ben tefsirlere bir bakayım dedim. Bizim eski alimlerimizden İmam Maturidi var. Fahrettin Razi var. Bu ikisi de büyük alim hakikaten. ikisi de büyük müfessir. Fahrettin Razi de herhalde İmam Maturidi'den almış. Öyle görünüyor. Diyor ki İmam Maturidi bütün peygamberler diyor iki öncelikle gelirler diyor mümmetlerine. Birincisi tevhid, ikincisi ibadet. Bir Allah'ın birliğini işte o iman dediğimiz aslında tevhid nedir? İşin iman boyutunu yakalamak. İbadet dediğimiz şey nedir? Ya inandık Tanrı, Allah'a inandık. Allah bizi yarattı yaşattı, bir sürü nimet verdi ve buna bir teşekkür etmemiz lazım. Aslında ibadet bir nezakettir, bir teşekkür nezaketidir. Yani bu iki görevle gelir peygamberler diyor öncelikli olarak Lut aleyhisselam hariç diyor. Onun önceliği insanları o sapık gidişattan kurtarmak. Niye? Çünkü diyor o sapık gidişat insanın insanlığını ortadan kaldırıyor. Siz insanın insanlığının ortadan kalktığı bir yerde tevhidi, ibadeti anlatamazsınız zaten. Bunu kime anlatabilirsiniz? İnsan. Hani dediniz ya Yusuf hocam, insaniyet ve İslamiyet. Bunlar birbirini tamamlar. Önce bir insaniyet olması lazım. İşte o bu LGBT olayı insanlığa bir kastir aslında. İnsanlığın ortadan kaldırılmasıdır. Evet. Mesela zina'nın ser Zinanın yaygınlaşması ise ailenin ortadan kaldırılmasıdır. İkisi de tehlikedir. Mesela ailenin ortadan kalkması ne demektir? Toplumun yok olması. Yok olması demektir. Peki öbürü ise insanlığın ortadan kalkması demektir. İnsanlığın ortadan kalkması zaten her şey bitmiş demektir. Nitekim bakın bu ikisinin serbest olduğu ve yaygın olduğu Avrupa ülkeleri geçenlerde ben şeye bakıyordum. 2018 nüfus sayımı. Avrupa Birliği ülkelerinde 2018'de ölenlerin sayısı doğanlardan fazla. Bu ne demektir? Nüfus eksiğe gidiyor. Nüfus kendini tüketiyor. Hani evet. Lut kavmi helak oldu diyoruz da aslında bu olayın kendisi helak nedeni zaten. Yani kendi kendini yok eden bir mekanizmaya dönüşüyor. Şimdi biz onu ürettiğimiz makinalarla ya da ürettiğimiz sistemlerle ürettiğimiz teknolojiyle kurtarmaya çalışıyoruz. Kurtarabilir miyiz? Hayır. İnsanı insan kurtarabilir ve insanı insan devam ettirebilir. Bu da ancak insanın insanlığını yakalamasıyla mümkün olur. İnsanın insanlığını yakalaması da iki şeye bağlıdır: bir iman, iki ibadet. Bu ikisi olmaksızın insanlığımızı korumamız çok mümkün değildir. Bugün her ciddi sıkıntılar yaşıyorsunuz, toplumsal sıkıntılar veya Gazze olayı yaşanıyorsa bu bundan kaynaklanıyor. Burada güzel söylediniz hakikaten. Bugün Yahudileri <laughs> bu canavarlığa götüren Siyonist Yahudileri bu canavarlığa götüren şey nedir aslında? Yanlış iman. Evet. Mesela bakın. Yahudilerin şeyinde bir problem yoktur Allah inancında. Bizim gibi bir olan Allah'a inanırlar. Temel sorun ne biliyor musunuz? İnsana bakış. Onun için iman dediğimiz şey sadece Allah'ı bir bilmek değil. Aynı zamanda kendini de bilmektir. Orada kendini nasıl konumlandırıyor? Biz Allah'ın Kur'an-ı Kerim de öyle geçer. Ebnallahi ve ehibau. Sevgili kullarıyız yani seçkin insanlarız. Dolayısıyla bizim dışımızdakiler insan da sayılmaz, çok önemli değil dediğimiz andan itibaren ki Yahudiler bunu söylüyorlar. Bunu dediği andan itibaren orada bakın çocukların ölmüş olması, kadınların ölmüş olması, hayvanların ölmüş olması hiç önemli değil. Niye? Evet. Çünkü kendi dışındakiler önemli değil. Niye? İnsana marazi bir bakış açısı var. Böyle kendilerini seçkin bir konuma çeken, diğerlerini aşağı konumda gören... ...bu aslında ırkçılığında başlangıcıdır. Yani zaten evet. ırkçılık da bize nereden geldi? Batı'dan geldi. Yahudilerde ki e, Yahudilerin özellikle o siyonist olanları zaten ırkçı. Ha, daha ileri götürecek olursak <laughs> ilk ırkçı iblistir. Aslında bakın kendini yüce görmek, başkasını küçük görmek dediğimiz şey... İblisle birlikte başlıyor. Zaten eğer insan imani durumunu ve ibadet durumunu kaybederse bir nevi kendini yücelten, başkalarını küçük gören bir duruma geliyor. Yani aslında şeytani bir konuma doğru götürüyor kendisi. Allah muhafız hocam. Evet. Burada Yusuf hocam tabii devamlı gençlerle birlikte hocam hayatın içinde olan ve o alanda çalışmalar yapan bir insan olarak Yusuf hocama soralım. Hocam karşılaştığınız vakalarda böyle bir durum söz konusu mu? Hocamın ifade ettiği gibi. Şimdi <laughs> iman dediğimiz şeyi konuş, iman denilen hakikati konuşuyoruz. Şey genel bir ifade. İmanı nasıl anlayacağız? Bunu hayata yansımaları nasıl anlayacağız diye söylüyoruz. Ee, i̇manın taklitle başlaması tamam. Mesela sanat da taklitle başlar. Şiire evet, evet. başlarsınız. Çok sevdiğiniz baskın sesler, şairler vardır. Onlara taklit edersiniz. Onların sözlerine yakın sözler söyle. Sonra bu işi gerçekten yapa yapa, gelişe gelişe kendi sesinizi bulursunuz. Şimdi iman da öyle. Taklitle başlar. İnsanın 0-8 yaş arası taklit dönemidir. 0-8 evet. yaşından sonra insanın somutlaştırmadan soyutlaşmaya geçmesi gerekiyor. Ama siz 0-8 yaş arasındaki somutlama, 8 yaşa kadar çocuk... Çoğunlukla hayalindeki şeyle yaşadığı şeyi birbirine özdeşleştirebilir. Somutlama dönemidir. Bu dönemde kalmaktır sıkıntı. Bu dönemde kaldığınız zaman e, imanınız işte taklidi olarak kalıyor. Ve bu sağlıklı bir ibadet de ortaya çıkarmıyor. Sağlıklı bir dini hayat sunumu da ortaya çıkarmıyor. Sağlıklı bir din sunumu da, din dili de ortaya çıkarmıyor. Buna bakarak da insanlar ateist olabiliyorlar değil Ben Türkiye'de mesela gençlerle psikolojik anlamda çalışan birisi olarak birçoğunun Türkiye'de sunulan dinin karikatürüyle savaştıklarını görüyorum. Yani mesela din dini taklidi bir şekilde sunmanın ya da benim fake iman dediğim sahte iman profilleri var. Tuzla buz olan yani varlığın anlaşılmasına dayalı bir iman geliştirmemiş adam. Mesela e, dini savunulacak bir şey olarak sadece görüyor sadece bir güç arenasında güç elde etmenin bir unsuru olarak görüyor. Sloganları var, şablonları var. Onun üzerinden bir söylem üretmiş. Bu söylemi evladına dayatıyor çocuğuna. Yani doğru aktarılmaması, doğru anlatılmaması, Ama doğru sunulmaması, doğru anlaşılmaması. Dinin sadece o bedevilerin teslim oldukları boyutta bir sosyal unsur olarak anlaşılması. Fake iman dediğim benim bu. Yani bizim sahte iman anlayışlarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunların geleneksel karşılıkları var, modern karşılık Birçok insan bununla savaşıyor buna karşı çıkıyor yani babam diyor hocam diyor bize diyor mesela diyor hiç diyor yani sadece dayattı diyor sadece sundu diyor gittiği yerden zorbalık görmüş üstenci bir dil dille karşılaşmış şefkat görmemiş merhamet görmemiş dinin şefkatsiz merhametsiz sunumu mesela insanlarda aksilamel tepki doğuruyor. Din merhametle ancak buluşa, buluştuğunda kimyası ortaya çıkan bir meseledir. Bu olmadığı zaman tepki doğurur. Yani dinin yanlış sunumları ortaya çıkan patolojik halleri, problemli hallerinden dolayı insanlar buna reaksiyon geliştiriyorlar. Toplumumuzda bu çok yaygın. Ben ateizmin, deizmin çoğu kere duygusal olduğunu düşünüyorum. Bir duygusal tepki. Hmm. Duygusal tepki. Yani yaşadıklarını sağlıklı bir düşünce sistemiyle dinin ona sunduğu sağlıklı bir düşünce sistemleriyle anlamlandıramadığı zaman reddediyor. Yani. Tevfi Fikret'in annesini hacca gönderip de annesi hacdan vefat edip dönmeyince dine düşman olması gibi. Şimdi bak orada duygusal bir tepki var. Burada da duygusal psikolojik bir zeminden hareketle ortaya çıkıyor. Şunu söylüyorum hani ara vermeden önce söylemiştim. Ee, şöyle birleştireyim. Eski İslam ariflerinden hocamın da o konuda galiba kitabı var. Muhyiddin Arabi'nin, İbn Arabi'nin bir sözü var. Diyor ki Allah'ın varlığını bilmek onu tanımanın gayrıdır. Çok ilginç bir söz bu. Evet varlık bir Allah var diyorsun ama onu tanımıyorsun. Ben şimdi Cafer Hocam diye bir Bursa'da hocam olduğunu biliyordum. Ama ben kitaplarını okuduğumda, bizzat mülaki olduğumda, konuştuğumda değil mi? Oturup kalktığımda, yemek yediğimde tanımış oluyorum. Öbür türlü sadece zihnimde bir isim. Şimdi Türkiye'de ve İslam coğrafyasında görülen hastalık bu. Allah'ın ise bir Allah var diyoruz. Hatta onu savunuyoruz ölümüne falan. Ölürüm bilmem ne yaparım diyoruz. Sloganlar, şablonlar, ezberler, kelamı kibarlar. Ondan sonra her şeyi belki Kur'an'ın musafında ise şeye dönüştürmüşüz. Anlaşılmayan bir sisteme dönüştürmüşüz. Kainatı zaten yorumlamak, bilim üretmek, irfan üretmek yok. E bunlar olunca ortaya sürekli aynı demir e, örs ilişkisinde dövülmüş tarih içerisinde sürekli aynı dönem bir söylem çıkıyor bir ifade tarzı çıkıyor. Evet. Efendim ya tarih övgüsü ya medeniyet güzellemesi bizim medeniyetimiz şöyleydi ya tarihimiz muazzamdı. Oradaki eskilerin yaptığı bazı şeyleri onları da idealize ederek yani kusurlarından olumsuzluklarından da hepten arındırarak bir savunu edebiyatı. Savunma edebiyatı bu insanları tatmin etmiyor. Bu in, gençleri özellikle düşünen, sorgulayan günümüz insanını tatmin etmiyor. Çünkü günümüzde artık insanlar anlamak istiyor diyor Bak cin şişeden çıktı. Eskiden her şey, medya bu kadar yaygın olmadığı için e, kanaat önderleri daha etkindi. Adamın köyünde evet. bir hocası olur, bir sevdiği bir insan olur. Ondan etkilenir, mütedeyin olur. Çok da sorgulamaz, ona ne kadar aktarılırsa ondan bilir yaşardı. Bugün öyle değil. Bugün mesela bizi birebir etkilemekten daha ziyade sosyal medya etkiliyor. Çocuklarımızı bizim yönlendirdiğimizden daha çok sosyal medya ve diğer medyalar etkiliyor, yönlendiriyor. E ona göre bizim tekrar buna hazırlıklı olmamız lazım. Savaş hatları hazırlaman gerekiyor ve bunu içselleştirmen gerekiyor. O yüzden de e, fake imanları bizim bir ara arındırmamız lazım. Yani def imazarrat. Diyorum ya tarih savunusu üzerinden din iman algısı. Medeniyet savunusu üzerinden din iman algısı. Efendim güç edinme sadece işte Müslümanlar pas pasma olacak, Müslüman güçlü olmalı falan diye bir güç vurgusu üzerinden üretilen bir İslam din söylemi var. Mesela bunlar da insanlara çok ciddi anlamda hakikat bir şeyi vermiyor, hazı, hissi vermiyor. Yani orada bir sanki bilek güreşi varmış gibi biz güçleneceğiz, biz ezeceğiz falan gibi duyguyu besliyor. Şimdi tırnak içinde birçok örnek verebilir yani çok detaylı anlatabilir bu. Evet tahki, taklidi imanın şubeleri olan sadece sosyal bazda kalan, sadece e, dünyevi, seküler söylem bazında kalan ve dini sadece böyle anlayan inanışlar insanların varlığın, hayatın özüyle inanç ve güven bağı kurmasına yani iman bağı kurmasına engel oluyor. Bunlar toz perdeleridir gerçekten imanı bence algılamak istiyorsak benim kendi hissiyatımdır. Katılmayabilir insanlar. Şu üç soruya dayanan imanı sorgulama düşünmemiz lazım. Ben buna mevcudiyete, varlığa dayanan iman telakkisi diyorum. Varlığı anlamlandıran. Nereden geldim? Ben burada Hüdayi Nabit kendi başına bitmiş olamam. Muazzam, beni her şeyi sorgulamaya, düşünmeye davet eden muazzam bir sistemin içindeyim. Su içme ihtiyacım var. Bunu aşağıya indirecek vücudumda bir akordiyon sistemi var, bir asansör sistemi var. Onu hazmeden bir sistem var, tahliye eden bir sistem. Muazzam bir akıl var burada, büyük akıl. Şimdi nereden geldim? Ben burada neyim ve buranın anlamı ne? Ve nereye gidiyorum? Benim kısacık ömrümün akıbetinde sonunda ne olacak ki ben bu ömre razı değilim, bu kadar ölüp gitmeye razı değilim. Bakın bunlara verilen dinle yaratıcıyla bağ kurarak verilen hakiki cevaplar insanda bir e, tatmin, kalp tatmini doğurur, itminan. Evet itminan da tahkiki imanı besler, o gözle bakmaya başladığında her yerde Allah'ın isimlerinin yansımalarını, imzasını dediğim şeyi görmeye başlarsın, aslında ilim her yerde karşına çıkmaya başlar, baktığın her şey ilimden bir şube olur, ilmin bir yolu olur, her şeyi ilim gözüyle, irfani bir nazarla okur hale gelebilirsin. Bunu edinmemiz lazım. Öbür türlü söylemlerle, diskurlarla, dini sadece savunulan bir şey olarak sunmakla bunlarla bir yere varacağımız yok. Ve efendim ee, gazeler bitmez. Yani evet. Üm ümmet anlamında oradaki ızdıraplar, acılar da bitmez. Çünkü çok derin bir ameliye gerekiyor. Bunun da hayata pratiğe yansıması gerekiyor o sebeple midir peki Cafer hocam insan başına ağır imtihanlar geldiğinde artık dayanamayıp yani neden ben şeklinde düşüncelere dalıp gidiyor işte hocamın ifade ettiği gibi o gerçekten tahkiki imanı kavrayamadığımızdan ötürü mü bu zor zamanlarda sıkıntılı zamanlarda sonuçta dünyaya biz imtihan olmak evet. için de geldik hocam imtihan boyutu da var dünyanın dolayısıyla tabi olduğumuz imtihan çok ağırlaştığı zaman artık orada bazı sıkıntılar devreye giriyor. Hocamın söylediklerinden ötürü mü? Yani burada insanların tabii zorluk karşısında tepkileri farklı oluyor. Mesela İmam Maturidi biraz onu tespit etmeye çalışmış. Bir tefsirinde bir yerde güzel bir şey söylüyor. Diyor ki zorluk karşısında insanlar üç türlü tepki verirler. Bir o zorluk imanını güçlendirir. Mesela şimdi bakın bu Gazze'deki o şeyi görüyoruz. İmanın güçlenmesi. Evet. Aslında İsrail şöyle bakıyordu olaya. Ben bunlardan biraz öldürürsem bunlar pes ederler teslim olurlar. Öyle değil mi? Ama olmadılar. İkincisi diyor zorluk küfrünü pekiştirir. Hakikaten de öyledir bazen. Şimdi bakın İsrail'deki o şeyi görün. Orada da küfrün pekiştiğini görürsünüz. Adamlar başarısız oldular, hala devam etmek istiyorlar. Ya başarısız oldun işte bir, bir noktada dur, durmuyor. Üçüncüsü diyor, böyle get, gel git hali yaşayan insanlar vardır. İyi olduğunda e, senin yanında yer alır, kötü olduğunda seni hiç görmez. Yani e, Allah nimet verdiğinde inanır, nimet vermediğinde nankörlük yapar, çeker gider. Peki hangisi olması lazım? Tutarlı olmak lazım. Tutarlı olan birinci gruptur işte. Nasıl ki Allah nimet verdiğinde ben ona inanıyorsam o nimeti elimden aldığımda ya da bir zorluğa maruz kaldığımda da aynı şekilde inanmalıyım. O zaman benim e, imanımın gücü işte hakikaten sağlam mıdır, tahkiki iman mıdır orada ortaya çıkar. Yoksa ne derler e, her şey güllük gülistanlıkken orada herkes iyidir. Ama bir deprem olduğunda, bir felaket olduğunda, birisi bir kötülüğe maruz kaldığında ben onun yanında yer alabiliyor muyum? Biz hep şöyle bak bakıyoruz, yani insan olarak biraz da nereden kaynaklanıyor onu tam şey yapamıyorum. İşte Maraş'ta deprem oluyor, işte Antep, Hatay, Adıyaman etkileniyor falan. Diyoruz ki oradaki insanlar imtihan oluyorlar. Peki sadece oradaki insan mı imtihan oluyor, biz de imtihan oluyor. Yani biz o insanlara bakışımız, o insanların yanında yer alışımız, o insanların acılarını dindirmeye çalışmamız ya da zararlarını telafi etmeye çalışmamız noktasında ne yapıyoruz? Mesela şu gazze konusunda ya en azından içimizden bir acı hissedebiliyor muyuz? Hani bu imanın en düşük derecesi evet. dediğimiz şey yani içimizden bir acı hissedebiliyor muyuz? Bir kalbimizde bir şey hissedebiliyor muyuz? Bunu hissedebiliyorsak bu bile bir güzellik. Ama bunu da hissedemiyorsak o zaman biz imtihanı zaten kaybetmişiz demektir. İnsanlar imtihan deyince yani sadece işte Allah'ın işte insanları imtihan ettiğini falan düşünürler. Halbuki hayat imtihandır zaten. Evet. Yani hayat bir koşuşturmacadan ibarettir. Biz sevdiğimiz şeye ulaşmaya çalışırız, onun peşinden gideriz. Nefret ettiğimizden de uzaklaşırız. İstediğimizi elde etmeye çalışırız. İstemediğimizden kaçarız zaten hayatın kendisi imtihan. Diyoruz ki bu imtihanı anlamlı hale getirelim. Şimdi Yusuf Hoca'nın söylediği şey çok güzel. Ben nereden geldim, nereye gidiyorum? Şimdi bakın hakikat hiç kimse ölmek ister mi? Hayır. İstemez. Şimdi ötenazi diye bir şey çıkarttılar. Değil mi? Onu bile ne zaman istiyor insan? Bittiği anda istiyor. Yani artık diyor ben bittim. Bundan sonra yaşamak istemiyorum gibi düşünüyor. Yani elinden bu ikinci grup insana giriyor aslında. Yani hayat güzelken hareket edebiliyorken, bir takım işleri yapabiliyorken, istediğini yapabiliyorken güzeldi. Yaşlandın, istediğini yapamaz hale geldin, "A ben ölmek istiyorum." Bu kaçmaktır aslında. Hayattan kaçmaktır. Ya da yarıştan kaçmaktır. Müslüman insan yarıştan kaçan değildir. Yarışa devam edendir. Evet. Ha yarış ne zaman bitti derlerse işte o son düdük ne zaman o ecel dediğimiz vakit ne zaman gelirse o zaman biter. O da bizim elimizde değil. Zannediyoruz ki o bizim elimizde işte ben intihar ederim olur biter ya da birisini vururum ölür. Öyle bir şey yok. Geçenlerde haberlere de yansıdı biliyorsunuz. Avrupa, Avrupa ülkelerinden birisinde ötenazi yapıyor doktor, ilaç veriyor. Hasta ölmüyor. Bunun üzerine doktor canı sıkılmış herhalde yastığı almış. Hastanın ağzına kapatmış, boğmuş, öldürmüş. Şimdi demek ki bu bizim isteğimize bağlı bir şey değil. Adamın eceli eğer o doktorun isteğine bağlı olsaydı ilaç verdiğinde ölmesi gerekirdi. Çünkü evet. ölecek kadar ilaç verme, verdiğini biliyorum. Demek ki ona bağlı değil. Allah ne zaman isterse o zaman onun canını alıyor. Öyleyse burada şunu görmemiz gerekiyor. İman dediğimiz şey ne olduğumuzu anlamaktır. Yani biz doğumla bu dünyaya geldik, ölümle bu dünyadan ayrılacağız. Bu ikisi arasındaki hayatımızı ne kadar değerli kılabiliyoruz? Bunu değerli kılmanın yolu da ya bu biz bu hayatı bize verene kendimizi nispet etmektir. Hani iman nispet dedik i̇man ya. Nispettir. Ona nispet etmek, onun kulu olduğumuzu hatırlamak ve bunun gereği olarak bunu hatırlamak tevhiddir işte. Bunun gereği olarak da ya bir nezaket gösterip bir teşekkür etmek. İbadet de teşekkürdür aslında. Yani bu evet. kadar bir nezaketimiz olsun insan olarak ve bunu kaybettiğimiz evet. zaman, bu nezaketi kaybettiğimiz zaman o zaman vahşet ortaya çıkar. Ve o teşekkürü de zor zamanda da gösterebilmek Aynen. lazım. Aynen hem iyilik zamanında hem zor zamanda yapmak gerekiyor. Biz insan ilişkilerimizde bile Yusuf Hocam bir insanın asıl dost mu değil mi ya da gerçekten eş mi değil mi, gerçekten sevdiğim bir insan mı değil mi olduğunu anlamak için zor zamanımızda bile yanımızda mı? Ona bakıyoruz. Aynen. Aslında mesele burada değil mi hocam? Yani, es. Eski, evet. Yani ilişkilerimize dahi ona bakıyorken, ama kendimiz sıkıntıya girdiğince Rabbimize karşı olan isyanımız neden? Şimdi eskilerin böyle halk değişleri vardır ya e, tekerleme gibi söylerler İşte derler ki adamı varlıkta, kadını yoklukta, akrabayı mirasta, işte çocukları mesela diyelim malın paylaşımında tanırsın Evet diye. Dolayısıyla hakikaten zor zamanlarda. Kimin senin yanında kimin değil e, onu anlarsın bir turnusol kağıdı gibidir. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Bir e, hatırlatmayla hemen bir başka noktaya da bağlamak istiyorum. Dünyada var olan, var edilen demeyelim şimdi başlangıçta. Var olan şu gördüğümüz ağaç, taş, kuş, börtü, böcek, çiçek her şey dikkatli bakarsak diyor ki ben neyim ve beni kime nispet ediyorsun, kiminle bağlıyorsun? Yani beni neyle açıklıyorsun? Aslında her şey tırnak içinde "Men Rabbuk" diyor soruyor. Evet. Tamam mı? Yani "Rabbin" diyor ki, "Beni kime bağlıyorsun sen?" Ağaç diyor ki, "Bak ben müthiş bir uyumluluk içerisinde, kendi içinde müthiş görselliği olan, estetiği olan acayip bir varlığım." Ağaca baktığın zaman ağacın ne kadar değişik bir varlık olduğunu görürsün. Her şey öyle öz özünde. Her şey var olan her şey sana hal diliyle şu soruyu soruyor. Beni nereye bağlıyorsun? Kime nispet ediyorsun? Kendi kendime olduğumu düşünüyorsun yoksa bunu bir e, akıllı e, anlamda düzenleyen, var eden, ortaya çıkaran bir yaratıcıyı kabul ediyor musun? Şimdi bu yol ayrımı burada. Bizim imanla ilk karşılaştığımız nokta burasıdır. O yüzden buna bakmamız lazım. Bunu zaten hayat bize soruyor. Mesela duyguların da soruyor, düşüncelerin soruyor. Çok güzel bir cümle kullandın. Müthiş bir tespitte bulundun. Şimdi burada düşüncen diyor ki bunu diyor kendine mi mal ediyorsun? Ne akıllı adamım ben ya. Vallahi <laughs> müthişim ya. Ben ben ne kadar bak buradan narsizm çıkıyor. Evet. Buradan ego şişmesi çıkıyor. Problematikler oluşuyor. Ya da bunu diyorsun ki Allah'ın bana ilhamıdır. Çünkü ben kendime malik, kendime sahip değilim. Ben gerektiğinde küçücük bir şeyi bile kontrol edemeyen bir aciz varlığım. Onun ilhamıyla bu bunu bana söyletiyor dersin. Kendini orada tamam mı bir vesile, vasıta olarak görürsün. Hani kendine ilahi bir güç anlamını yüklemek <laughs> anlamında değil yani. Tamam bu bana veriliyor manasında, ikram ediliyor diye. Yani sebepleri tesir etmekten azledersin eski tabirle. sebep Sebeplerin tesirden azli meselesi özellikle irfani duyarlılık anlamında çok önemlidir. Yani o sebepleri hiçlemek, anlamsızlaştırmak anlamında değil. Onların sebebin arkasını arkasını görmek. görmek onlara doğrudan Aynen. doğruya müsebbibül esbab derler. Yani Aynen. o tarih evet. terminolojiyi kullanmak istemiyorum. E, o sebeplerin de bir sebep vereni olduğunu sebeplere tesir edeni olduğunu bilmek oraya bağlamak. İşte oraya bağlantıyı kurduğun zaman yani elindeki elektronik cihazı saç kurutma makinesini şebekeye bağladığın zaman iman başlıyor yani elektrik prizine 220 volta bağlıyorsun ya oradan doğrudan doğruya baraja bağlıyorsun doğrudan da doğru elektriğin kaynağına bağlıyorsun şimdi orada o bağlantıyı kurmaktır iman. Onu kurduktan sonra da onu bilinçli, şuurlu hale getirip onu hayatına, ahlaka, erdeme, bilgeliğe, insaniyete, fıtratın, dinle buluşmasına tamam mı? Hayatla buluşmasına yansıtmaktır. O yüzden aslında e, ibadet bizim yaşama biçimlerimizin tamamıdır. Tabii. Ya o evet. yaşama biçimlerimizin tamamı olarak da arada bir Z raporu veririz. Ona da meşhur ibadetler deniyor işte. Z raporu evet. namaz. Sen o iki namaz arasında ne yaşadın imanla bağlı olarak varlık karşısında duruşuna e, mukabil olarak hayatı anlamlandırma, okuma biçimine olarak nelere okudun bakayım sen hayattan ve nasıl okudun? Neyle okudun? Nereye bağladın? Gel bakalım bunu bir test edelim. Bu hayatın sana değişik şekillerde biçtiği roller oldu bu roller karşısında nasıl davrandın? Ticaret karşısına çıktı, para çıktı, evlilik çıktı, karşı cins çıktı, şu çıktı, bu çıktı. Bunları nasıl anlamlandırdın? Nasıl okudun? Bunların bir Z raporu şeklinde sunumudur ibadet dediğimiz. Ama sonuçtur. Hayatın ibadetleşmesi dediğimiz şey daha önemli. Yani imana bağlıdır bu da. İmandaki sizin derinleşmeniz, imandaki kök salmanız, onun varlığınızda, kalbinizde kök salması e, esastır. Ama işte e, dinin yanlış sunumları, imanın ezbere hale gelmesi sadece bir nakil haline gelmesi, dilden dile dolaşan ve insanların da bunu hiç sorgulamadan alıp kullanması günümüzde söylediğim gibi ciddi tepkilere yol açıyor ve problemlere yol açıyor. Bunu iyi anlayıp kendimizi bu anlamda yeniden dizayn etmemiz gerektiği kanaatindeyim. Tabii zor bir mesele hocam. Yani o tahkiki iman meselesi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bile hani peygamberlik geldiğinden itibaren bakıyoruz ki Mekke dönemi var. Mekke döneminde hep imani meseleler var Cafer hocam. Orada 12-13 yıllık bir serüven var. Sonrasında Medine dönemi var. Orada da artık ibadet, sosyal hayatla alakalı konular daha fazla. Şimdi Mekke döneminde o iman evvela bir yerleştirilmeye çalışılıyor hocam. Çünkü öyle bir dönem ki, cahiliye dönemi dediğimiz, kız çocuklarının diri diri, diri gömüldüğü bir dönem. Ama o iman yerleştiriliyor kalplere. O iman öyle bir iman ki hocam sonrasında en ufak bir canlıyı dahi incitince yaşı döktürecek bir iman. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde sahabeden bir hocam abdest almış. Hızlı bir şekilde namaza yetişmek için acele ederken bir karınca ezmiş. Hüngür hüngür ağlamış. Namazdan sonra hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gidip demiş ki ya Resulallah ben böyle böyle bir hata yaptım. Namaza yetişmek için bir karınca ezdim. Benim günahım nedir diye sormuş. Fahri Kainat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaptığın en büyük günah bu muydu? Hayır ya Resulallah. Ben cahiliye döneminde kız çocuğunu diri diri toprağa gömen bir babaydım. Nasıl oldu anlatır mısın? Ya Resulallah ben onu toprağa gömeceğimi söyleyemezdim kendisine. Annesine dedim ki dayısına götüreceğim. Güzel bir şekilde giydir kızımızı. Giydirdi, geldik. Ben kazdım toprağa ve kızımı ittim. Ama iterken o benim üzerime gelen kumları, toprakları silkeliyordu. Ben bunu aldırış etmeden kızımı itip gömdüm. Bunu anlatınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek gözyaşları o mübarek sakalına doğru akmaya başlar. Der ki tekrar anlatır mısın? Sahabi tekrar anlatır. Etraf, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha çok ağlar. Etrafındaki sahabiler der ki yeter artık. Yeter bak Allah Resulü ağlıyor. Resulullah Efendimiz der ki tekrar anlatır mısın? Tekrar anlatır. Her anlatışında tekrar tekrar ağlar ve der ki artık etrafındaki sahabeler yeter dur anlatma da lütfen. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam der ki işte Allah'ın bana vahyettiği benim size tebliğ ettiğim din budur. Kız çocuklarınızı dahi diri diri toprağa gömerken bir karıncayı incittiğiniz zaman gözyaşlarınıza hakim olamadığınız bir din. İşte bakıyoruz ki hocam iman öyle bir yerleşmiş ki kalplere artık o işlenen Dönemdeki zulümler, karanlık şeyler öyle bir hal almış ki en ufak bir canlıya dahi zarar verdiğinizde sizi ağlatacak hale gelmiş. Hani merhum Akif'in ifadesi, imandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sine de yüktür diye. E, Cafer Hocam, şimdi buradan yola çıkarak yani o tahkiki imanın, imanın kişiyi eriştirdiği nokta hocam nedir? Yani bakın işte... Ee, İslam burada anlattığınız şeyde şu anlatılmak isteniyor aslında İslam insanı canavarlıktan insanlığa getiriyor evet. öyle değil mi yani evet. bir kız çocuğunu gömmek ne demektir canavarlık ya Bak, bakın o canavarlığı yapmış kalbinde bir de şey hissetmemiş bir, ne derler acı ve vicdan duygusu yok ama İslam öyle bir noktaya getirmiş ki ya bir karıncayı incittiği için üzülüyor. Evet. Artık onun diğer insanlara, çocuklara zarar vereceğini düşünebilir miyiz? Asla düşünemeyiz. Çünkü artık insan oldu. yani bu bu insanlık noktasını yakalatabilirsek aslında insanlara o çok önemli. Yani Yusuf Bey'in de söylediği hayatın tamamını İslam haline getirmek, tamamını ibadet haline getirmek. Aslında beş vakit namaz nedir? Aslında bir uyarıcıdır orada. Ama o uyarıcılar olmadan da olmaz. Yani şöyle diyemez bir insan ya ben beş vakit namaz kılmadan da imanımı hatırlayabilirim. Yok. Yani Allah Teala öyle emrettiyse onu yerine getirmek gerekir. Çünkü o bizi yaratanın bir emridir. Onun bir kere ona uymak lazım. Evet. Bir de e, bu ezbere yaşamaktan kurtulmanın yolu nedir dersek gene dönüyoruz Peygamber Efendimizin uygulamalarına bakmamız gerekiyor. Orada mesela Cibril hadisi vardır. Bu bu ümmeti en çok etkileyen hadislerden birisidir hakikaten. Bu hadis deyince insanlar zannediyor ki sadece bu hadis etkiledi. Hayır ya bu hadis aslında Kur'an'ın özünü veriyor bize. Kur'an'ın bütününde anlatılan şeyi veriyor bize. Orada bakın dört tane soru var. Ee, Peygamber Efendimiz'e Cebrail'in insan suretinde gelip sorduğu dört tane soru. Bir, iman nedir? İslam nedir? İhsan nedir? Kıyamet ne zaman kopacak? Bakın iman nedir dediğimizde ya ben neyim bunu kavruyoruz. Ve kime, kimin kuluyum, kime nispet edeceğim kendimi. Aslında budur yani. Kendimi ve alemi. Alemi tabii varlığı tabii. Varlığı da kime varlığı. nispet edeceğim. Şimdi bakın orada o kız çocuğunu öldüren ne diyor biliyor musun? Ben her şeyin sahibiyim. Bu kızın da sahibiyim. İstersem yaşatırım, istersem öldürürüm. Orada varlığı kendine nispet ediyor. Kendine nispet ediyor. Her şeyin sahibi olduğunu. Bugün de bakın eğer bir bugün nitekim modern insanda da şu var. Diyor ki çocuk benim değil mi diyor. Tabii. İstersem aldırırım kürtaj istersem e, doğururum. Mesela beden benim değil mi? Bu hayat benim, benim değil, değil mi? mi? Aynen. Bunlar bakın sahiplik duygusu tamam. hissetmeye başladı. Halbuki ya bu bedenin kendimizin olduğuna dair elimizde ne belge var? Hiçbir şey yok. Bir tek bakın bu estetik ameliyat yaptıranlar ne diyorlar aslında? Ya bu bedeni ben beğenmiyorum. Değiştiriyorum. Peki değiştirdiğinden memnun oluyor mu? Ondan da memnun olmuyor bir süre sonra. Bir tekim Böyle 300 kere neredeyse müdahale ettirip de beğenmeyen insanlar var şu anda. Evet. E, gazetelere de yansıyor bu. Demek ki ben kendimin de sahibi değilim. Aslında hiçbir şeyin de sahibi değilim. Peki bu benim etrafımdakiler nedir? Bir, benim belli görevlerim var, sorumluluklarım var, haklarım var. Ve bu evren aslında bana sunulmuş bir imkan, bir ortamdır. Ve ben bu ortamdan, ne kadar insan olarak istifade edebileceğimin hesabını yapalım. Aslında iman dediğimiz şey tam da budur. Sonra İslam, İslam nedir? Ama bunu da hayatıma yansıtmam lazım. Bunu bir görüntüsünü oluşturmam lazım. Görüntü nedir? İşte orada bakın, namazdır, oruçtur, zekattır, haçtır. Şimdi bakacak olursak bakın orada kelime-i şehadet. Burada kendi kulluğunu hatırlama vardır aslında insan. Evet. Hatta o kadar ki peygamber Efendimiz üzerinden hatırlatır. Peygamber Efendimiz'i anlatırken ne diyoruz? Abduhu ve Rasulü. Kelime-i şehadette. Allah'ın kulu ve elçisi diyoruz bakın. Öyle yükseltmiyoruz. Hristiyanlar gibi Hazreti İsa'yı tanrılaştırdıkları gibi biz Hazret Peygamber'i tanrılaştırmıyoruz. Sonra bakın namazla aslında biz kendi hatırlatmalarımızı yapıyoruz. Oruçla aslında biraz diğer dediğimiz hemhal olma duygusunu yaşıyoruz. Zek zekatla ya hemhal olduk da Peki ne yapıyoruz ona karşı? Bir şey veriyoruz. Bir ikramda bulunuyoruz. Haç dediğimiz şey bütünlüğün toplamıdır aslında. Onun evet. için haç derler ki cami bir ibadettir. İçinde namaz vardır, oruç vardır, her bir şey vardır. Yani ve zorlu bir ibadettir Tapsamlı haç. bir ibadet. Tabii tabii aynen. Sonra bakın o ihsan nedir aslında? İhsan tutarlılıktır. Neyin tutarlılığı? İman ile İslam'ın tutarlılığı. Ben inanıyorsam, ibadetleri yerine getiriyorsam o zaman yaşantım da öyle olması lazım. Zihin dünyam öyle olması lazım. Aslında ahlak dediğimiz şey de tam budur. Yani eskiler derler ya inandığın gibi yaşa. Aslında ihsan dediğimiz şey inandığımız gibi yaşamaktır. İbadet ettiğimiz gibi inanmaktır. Ya da yaşadığımız gibi inanmaktır. Peki son soru ne? Son soruyu ben daha çok önemsiyorum. Kıyamet ne zaman kopacak? Hazreti Peygamber diyor ki, ey Cebrail diyor orada özetle söyleyeyim. Bunu ne sen biliyorsun ne ben biliyorum. Vay Bunu ye, sadece Allah biliyor. Bu nedir aslında? Haddini bilmek. Her şeyi bileceğim, her şeyi yapacağım, her şeyi açıklayacağım gibi bir hevesin ya da hadsizliğin içine düşmemek demektir. Bunu ifade eden Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime Esnazübillah la takfu ma leyse leke bihi ilim. Sana bilgisi verilmeyen bir şeyin peşine düşme. Diye evet. ilk örneğini de şeyde gösterir. Melekler üzerinden Allah bize gösterir. Şimdi Hazreti Adem'i yarattığında işte yeryüzünde kan dökecek, bozgunculuk çıkartacak bir varlık mı yaratacaksın? Ondan sonra Allah Teala diyor ki ben sizin bizim bil, bil, bilmediğinizi ben bilir. ben bilirim. İnni alemu ma la talemun. Sonra melekler bir itirafta bulunuyorlar. Sübhaneke <laughs> la <Lâ> ilme lena <laughs> illa ma allamtena. Ya Rabbi her şeyi bilensin aslında Sübhaneke odur. Ya Rabbi her şeyi bilen sensin. Biz ancak senin bildirdiğin kadarını biliriz. Evet. Öyleyse burada aslında sınırlarımızı bilmek, haddini bilmek dediğimiz şeyi yakaladığımızda o ihsan mertebesi nasıl anlatılıyor? Allah'ın bizi gördüğü şekilde yaşamak. Hani mobese kamerasının önünden geçerken nasıl dikkat ediyoruz? Aman hızımıza dikkat edelim, ceza yemeyelim Tabii. diyoruz ya. Aslında... Allah'ın bizi gördüğü o semiya ve basar sıfatı. Allah'ın gördüğü ve işittiğini bilerek yaşamak dediğimiz şey tam da o ihsan işte tutarlı yaşamaktır. Yani değil evet. tutarlı yaşamak. Hocam orada Yusuf hocam güzel bir ifade kullandı. Varlığı kendine atdetmek. Yani o varlığı insan kendine atfettiği zaman ifade ettiğiniz bu böyleden benim. Tabii işte evet, tabii. ben bu Kızın bu sahibiyim. ömür benim, bu ömür hayat boyu. benim, bu, bu hayat çocuk benim, çocuğum, benim istediğimi yaparım. Gibi. Bu da tabii farklı sıkıntıları yol açıyor kıymetli hocam. Özellikle şu anda çok fazla kullanılıyor işte ateizm, deizm kavramları. Çok fazla ateist var, deist var şeklinde tabirler kullanılıyor. Böyle cümleler kuruluyor. Ben siz hayatın içinde olan bir insan olarak size sormak istiyorum. Gerçekten bu kadar fazla mı? Ve fazlaysa bunun sebepleri neler kıymetli hocam? Son 15 dakikamızı bunu konuşalım istiyorum. Şimdi... şimdi ee... Bir e, su gözesinden çıktıktan sonra e, pınarla pınarda yalak derler. O yalaklarda akarken akarken toz bulaşır, to toprak bulaşır, başka şeyler hayvanlar gelir içer vesaire İçinde yosunlar oluşur. İkinci göze de üçüncü göze de ciddi anlamda sıkıntılar oluşabilir. Şimdi tarih içerisinde de e, dinin e, sunum yaşanma biçimi orijinali kaynağına bir takım kültürlerden ister istemez karışımlar oluyor kültürler. Evet. Yani Fars kültüründen mesela karışımlar oluyor diyelim Arap kültürünün alt derin yapısından karışımlar oluyor. Türk kültüründen oradan geleneksel örften karışımlar oluyor. Şimdi bunlarla beraber de dinin yorumlanış, algılanış biçiminde bir takım farklar, problemler ortaya çıkabiliyor. Yani bir bazı yerler ağır basabiliyor ve dinin mesela sadece anlatı kısmı, nakil kısmı ön plana çıkarken tefekkür kısmı diyelim ki ihmal ediliyor. Yani ilim üretmiyor, teknoloji üretmiyor, fikir hadi teknoloji üretmesin, fikir üretsin, çözüm üretsin, kanaat üretsin, bir bakış açısı üretsin, bunların güncelle. Bunlar yapılmadığında insanlar tabii bir de sorgulama ağır bastığı zaman mevcuda bakıyorlar. Mevcutta ne var? Mevcutta ahlaki zemini boş, efendim sloganlaşmış, özü gitmiş, kabuğu kalmış, aynı ifadelerin sürekli döndüğü, kabukların birçok yerden bağladığı, azıcık sorguladığın zaman, onun üzerine gittiğin zaman mesela başka şeylerle bağlantılandırdığın zaman dışlandığın, taraftarlık, kabilecilik tırnak içinde üzerine kurulu, ihtilaflarla dolu, cehaletle lebalep dolu bir din sunumu var, bir yapı var. E bunun karşısında çoğu insan ne yapıyor? Bunu reddediyor. Bir, kendine bakan psikolojik boyutları var. İki, dinin algılanış oluşum biçiminden kaynaklanan ona malzeme veriyor. Evet. Yani burada o kadar çok örnek var ki bunu veririz ama yanlış olur bu saatte. Ha demek istediğim ben ama şuna yoğunlaşmamız gerek düşünüyorum. Her birimiz dışarıyı başkalarını ikna etmeyi önce düşünmekten evvel mukni olmak, kendimiz ikna olmak, hayatı, varlığı nasıl anlamlandırıyoruz? Çünkü her şey bizi bir anlama çağırıyor. Her şey diyor ki beni anlamlandır, beni üst bir varlıkla irtibatlandır diyor. Şimdi şöyle bir soru vardır. Mesela ateistlerin de çok sorduğu sorulardan biridir. Derler ki ya 70 senelik ömrümüz var. 70 senelik ömürde ben ne yapabiliyorum ki zavallı bir varlık olarak sonsuz bir azabı hak ediyorum. Bunu nasıl izah ediyorsunuz derler. Klasik sorulardan evet. biridir. Şimdi fakat iman etmemek ve varlığın şahitliğini bütün evrenin insanın içinde ne varsa... Onlar diyor ki ben bir üst varlık işaretinde sana bulunuyorum. Ben bana ait değilim. Ben bir yukarıdan bir başka bir sistemin ürünüyüm diye senin gözüne bağırıyor, kulağına bağırıyor, vicdanına bağırıyor, her şeyine bağırıyor. Ya bir kediye baktığında bile bu kedi rastgele bir takım sistemlerin ürünü olamaz diyorsun yani. Bambaşka bir şey var onda. Bütün bunların sana gösterdiği işaretleri gözünü kapatıyorsun, reddediyorsun ve onları boşluğa, hiçliğe atıyorsun onların şehadetlerini ortaya koydukları e, an, şeyi sunduklarını reddediyorsun ve karartıyorsun. Aslında bütün evreni karanlığa boğuyorsun. Her şeyi maddi olarak, materyal olarak e, kör tesadüflerin, rastgeleliklerin elinde bir oyuncak gibi sunduğun zaman bütün evrenin ortaya koyduğu ben bana ait değilim bir başka büyük sistemin ürünüyüm. Ben mahlukum deyişini reddediyorsun ve onların tırnak içinde hukukunu zayi ediyorsun. Büyük bir katliam var burada, büyük bir kıyım var. Evet. Tamam mı? Yani bu açıdan da olaya bakmak lazım. Ama ben diyorum ki biz ikra kitabek, kendi kitabını oku. Ok. Herkes kendine bakacak. Ramazan bunun en önemli yollarından biridir. Hira'yı kalbimize taşıma zamanıdır. Hira arayış demektir. O kalbindeki Hira ile beraber kendini araman, varlığın, hayatın anlamını, derinliğini araman, Hikmet ve bilgelikle buluşman ve kendindeki ergen tarafları, o somutlaştırma aşamasında kalmış tarafları aşman için kendi kışrından derler eskiler, yani kendi kabuklarından e, arınman gerekiyor. E, uzay mekiğini fırlatırken biliyorsunuz e, kapsüller vardır. Evet. Her bir kapsül atıldığında daha da ileri gider. Kapsül atılır bir çekirdek kalır. İşte o çekirdek imandır. O çekirdek imandır. Yüklerinden kurtularak gidecek. Evet, seni da, ileriye doğru itme. Bütün her şey de onun taşıyıcısıdır aslında. Evet. Her şey onun fırlatıcısı, hız kazandıran, onu daha da ileriye götüren, hedefine doğru götüren bir temel esastır. Onu ama biz işte imanı sadece edilip geçilen bir şeymiş gibi anladığımızda tren kompartmanı gibi iman anlıyoruz. Hiç özür diyerek yanlış anlaşılmasın. Ben İhsan Süreyya hocamla falan da geçmişte çok mülaki olduk. Radyoda şurada burada Marmara FM'de beraber çalıştık. Mesela ben Mekke döneminde imanın çalışılıp bitirildiğine inanmıyorum. Mekke döneminden sonra iman başka bir boyutta çalışmaya devam etti. Hep evet. devam etti. O işlendi başka boyutlarda temsil edildi. Ama bakın ortalama inanışta şu vardır. İman belli bir dönemdir bir kompartıman, o kompartımandan çıktık biz İslam aşamasına geldik. Ondan sonra işte hayat aşamasına geldik falan. Böyle bir kompartıman yok. İman o uzaya fırlatılan çekirdek gibidir. O her zaman temeldir, esastır, ana belirleyicidir ve hem İslam'a hem ibadetlere hem sosyal hayata ruh üfleyen, onları canlandıran, anlamlandıran odur. Yani şu stüdyodaki ışıklar gibidir. Evet. Yoksa karanlıkta dolaşırsın. Evet. Dokunduğunuz her şey sizi tedirgin eder. İnsanın varoluşsal tedirginliği odur. Her şey size korku verir. Horşu her şey sizi böyle bir anlamsız boşluk ve tedirginlikle karşı karşıya getirir. O yüzden insanın yazılımı, varlığın, doğanın yazılımı, evrenin yazılımı, içimizdeki duyguların yazılımı, zihnimizin yazılımı, her şey bizi bir üst varlığın her şeyi yarattığı fikri de derinleşmeye aslında davet ediyor. Ama biz bunu inadına gözlerimizi kapatarak Reddedersek burada bir başka hukuk doğar. Ya işte hocam orada bahsettiğiniz o serüven Cafer hocam da ilk bölümde değindi. Dedi ki kiminin başına bir musibet gelir o onun imanını ziyadeleştirir. İşte Gazze ve Filistin örneğini verdik kıymetli evet, hocam. Aynen, aynen. Şimdi bugün bakıyoruz ki o görüntülerde videolarda seyrettik. Oradaki kardeşlerimiz bir esir değişimi oldu. Aralarında esir olarak tutulan kişiler tekrardan kendi memleketlerine gelince oradaki kardeşleriyle, aileleriyle, sevdikleriyle, Müslüman kardeşleriyle buluşunca ilk anda verdikleri tepki hepimize örnek oldu hocam. Allahu Ekber diye ne kadar dirençli, evet. ne kadar sağlam bir iman, imanlı olduğunu gördük hepimiz. Ve onların imanı bize örnek oldu kıymetli hocam. Aynı şey bakın o Hendek Harbi'nde müşrikler gelip şeyi kuşatıyorlar Medine'yi. İşte Hendek sayesinde şey Müslümanlar müşrikleri gördüklerinde işte münafıklar korkuyorlar. Gözleri yani. yerinden fırlıyor. Bu müşrikler geldiler bizi öldürecekler diye korkuyorlar. Müslümanlar ise imanı artıyor. Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor. Yani Müslümanlar onlar gördüklerinde işte diyorlar yani. Bunlara karşı verdiğimiz savaşta zaten bizim imanımız ortaya çıkacaktır. O yüzden bir de o soru mesela işte ateistlerin sorduğu yani. Kısacık ömür uzun bir şey değil mi? Ceza. Ee, ceza dediğimizde <laughs> halbuki orada süreye bakıyorlar hep. Dünyada bile süreye bakılmaz mahkemelerde. Mesela bir katil <laughs> adamı nedir? 2-3 dakikada öldürür. Değil mi? Evet. Şimdi ona 2-3 dakika ceza versek olur mu? Evet, Allah. Cürüm daha fazladır. Bak orada suçun süresi değil niteliği önemlidir. Burada işlenen suçun niteliği demek ki o ebedi azabı hak edecek kadar. Hatta Kur'an'da bir ifade geçer. Yani Kur'an'ı e, bazı kafirler derler ki ahirette artık gerçeği görürler. Ya Rabbi bizi tekrar bir döndür. Biz tekrar bir iman edelim, iyi işler yapalım, gelelim filan derler. Ya leyteni kuntu turaba. Ama Allah Teala e, bir yerde diyor ki ben sizi döndürsem gene aynı işi yaparsınız. Evet. Yani bunlara ebedi hayat vermiş olsa Allah Teala ebedi inkarcı olacaklar, ebedi ateist olacaklar. Dolayısıyla da Allah Teala onların o yaptığı işin niteliğine göre bir ceza takdir ediyor. O yüzden buradaki ebediliği çok da şey görmemek lazım diye düşünüyorum. Ben o soruya da şöyle ateizm çok mu yayılıyor, deizm çok mu yayılıyor evet. falan. Ben çok olduğu kanaatinde değilim. Fakat sesleri çok çıkıyor. <laughs> Şimdi gençliğimizde hatırlayın hocam ee, şey vardı, satanizm diye bir şey vardı. Şimdi hiç kimse bahsediyor mu? Bazen böyle gündem oluşturmak için bir şeyleri ortaya atıyorlar. O, o satanizmin çok yaygın olduğu dönemlerde de her gün haberlerde bir satanist haberi çıkardı mutlaka. Bir kedi keserler bilmem bir şey yaparlar. Kıyafetleri, Şimdi kıyafetleriyle şunları bunlarla. Ama birdenbire ortadan çekildi hepsi. Deizm ateizm de böyledir. Ya bunlar saman alevi gibi çünkü insana uygun bir şey değil. İnsana uygun olmadığı için de. Zaten bu ateizmin, deizmin başlangıcı nedir? İşte Rönesans'tır ya. Oradan evet. beri geliyor. Yani eskiye doğru gittiğinizde bir tanrıya inanmayan bir insan yok. Şimdi bunlar kendilerini Yunan filozoflarına nispet ediyorlar. Yunan filozoflar da tanrıya inanıyor. Tanrıya inanmayan bir filozof yok. Dolayısıyla e, inanç dediğimiz şey, zaten şunu da kabul edelim. Ateistler bakın bir zamanlar niye inanıyordu? Evrenin ezeli ebedi olduğuna. Sonra Big Bang teorisi çıktı. Ha evrenin bir başlangıcı varmış dediler. Sonra Big Bang teorisi evrenin sonunun olduğunu gördü. Ona inandılar. Peki bunlar ispat etmek ne kadar mümkün? Hiç mümkün değil. Şimdi Big Bang teorisi başlangıç sonunu olduğunu gösterince bu sefer dediler ki paralel evrenler var. Peki bana paralel evreni ispat eder misin dediğinde hiçbir şey ispat edemez. Sadece inanç. Yani onların inancı bizim inancımızdan daha kör bir inanç. Bizim inancımız gerçek bir inanç. Evet. Gerçeğe nispet eden bir inanç ve tarihin derinliklerinden gelen bir inanç. İlk insandan bugüne kadar. O yüzden biz hiçbir peygamberi diğerinden ayırmıyoruz. Yani. Hazreti evet. Adem de İslam peygamberidir. Ondan sonraki peygamberler de Hazreti Muhammed Mustafa da İslam peygamberidir. Hocam vaktimiz çok dar. Sizden bir dua istirham edeceğim. Son olarak Yusuf hocama da birkaç söz vereyim. Ondan sonra sizin duanızla programımızı taşlandıralım. Yani Bugün aslında imanı birçok açıdan ele almaya çalıştık, dalış çıkışlar yaptık, evet. bazı konularda derinleştik, bazısını yüzeysel geçtik. Ama dedik ki iman kendini neye bağladığın, insan bir şeye bağlanma ve her şeyi bir şeye bağlayarak anlamlandırma durumudur. Ve derin bir bağ kurma, öteye ilişkin aşkın bir bağ kurma durumudur. Bunu yapmamız lazım. İmanla ancak insan olabiliriz, beşer olabiliriz, iyi beşer insanın değişik alt katmanlarını yakalayabiliriz ama gerçekten varlığı imanla yaşayıp anlamlandırdığımızda biz büyük insanı kamile doğru gideriz, üst insana doğru gideriz ee, ve böylece hayatı da ışıklandırıp anlamlandırabiliriz. Ona göre huzurlu ve sükunetli yaşarız. Son bir şey söyleyeyim. Evet. Avrupa'ya ben çok giden bir insiyim. Avrupa'da mesela e, gençlerin büyük oranda e, hem deist hem ateist olmasını çok iyi anlıyorum. Çünkü ortada bir Hristiyanlık dili var ve bu Hristiyanla azıcık aklı vicdanı olan bir insanın onay vermesi mümkün değil. Bak bu açıdan evet. bakmamız lazım dedim. Evet, aynen. Çünkü seni o onu doğurdu zaten. Seni kötü kabul ediyor, bilmem ne yapıyor. Akla mantığa hiçbir şey uymuyor. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Son bir dakikamız var. Cafer hocam İstanbul için imsak vaktini sizin duanızla programımıza Amin. nihayet erdi. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu ve aleyha Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi Bizi insanlığımızın farkına varan, imanımızın tadını alan, vicdan sahibi, iman sahibi, ibadet sahibi, kulları düşünen, insanlarla hemhal olan kullardan eyle Ya Rabbi bizi. Amin. İnsanlığı unutmayan, İslam'ı unutmayan, imanı unutmayan kullardan eyle bizi Ya Rabbi. Amin. A amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.